Lider Haber'den herkese iyi akşamlar değerli izleyiciler. 7 Şubat Çarşamba akşamındayız. Haber Arena programıyla bugün de karşınızdayız ve bugün de yine değerli konuklarımızla iç ve dış dünyada neler oluyor onları tartışacağız. Haliyle gündemimiz oldukça yoğun. Tabii ki konuklarımı önce sizlere takdim etmek istiyorum. Gazeteci, yazar Sayın Oral Çalışır efendim, hoş geldiniz. Nasılsınız? Hoş bulduk, iyi yayınlar diliyorum. Hepimize iyi yayınlar olsun. Hukukçu Pınar Hacı Bektaşoğlu efendim, siz de hoş geldiniz. Nasılsınız? Hoş bulduk, çok teşekkürler. Hoş geldiniz ve yeni bir konuğumuz var. İnşallah bundan sonra bizimle beraber olacak. O sözü belki şimdi almış olabilirim. AK Parti MKYK üyesi Sayın Emre Cemil Ayvalı efendim, hoş geldiniz. Nasılsınız? Hoş bulduk, iyi yayınlar. Hepimize ve tabii ki video konferans yoluyla çok değerli konuğumuz siyasetçi yazar Sayın Resul Tesun da bizler. Resul Bey hoş geldiniz. Geçmiş olsun efendim. Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Nazara geldiniz. Önemli bir şey yok. Küçük bir kemikleri. Çok geçmiş olsun. İnşallah geçmiş tez olsun. Zamanda iyileşirsiniz. Masamıza tekrar gelirsiniz. Teşekkür ediyorum. Bir an önce aramızda görmek evet. dileğiyle. Şimdi değerli konuklarım, az önce de söyledim. Önemli konularımız var. Haliyle dün 6 Şubat'tı. Ve o yıkımın 11 şehri etkileyen felaketin üzerinden tam bir yıl geçti. Buna değineceğiz. Yerel seçimler haliyle değineceğiz. Ve ittifakta cephelerinde özellikle ittifak partilerin, muhalif partilerin yine ittifak arayışlarındaki o görüşmelerde neler yaşandı ya da yaşanamadı. Onları da tabii ki masaya yatıracağız. Konularımız bu minvalde gidecek, işleyeceğiz. Ve düne doğru gidiyoruz. Maalesef ki geçen sene 6 Şubat'ta çok büyük bir yıkımla karşılaştık. 6 Şubat sabahında saat 4.17'de adeta saatler durdu, yaşam durdu. 11'i etkileyen iki depremden bahsediyoruz ve dolayısıyla binlerce, on binlerce canımız gitti. Hala yaralar sarılmaya devam ediyor. Dün gün boyunca zaten ekranlarımızda yine o günleri, o günlerin özellikle görüntülerini, kurtarılma anlarını, kahramanlarını, mucizeleri ekranlara taşıdık. Lider Haber ekranlarında. Dolayısıyla unutmadık, unutturmayacağız. Buna bir başlayalım istiyorum. Yine bu vesileyle de 6 Şubat'taki depremlerde hayatını kaybeden bütün vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyoruz. Yaralarını sarmaya çalışan vatandaşlarımıza da geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Tabii ki ateş düştüğü yeri yakıyor. Biz burada haliyle bu şekilde hissediyorsak kim bilir onlar ne acılar çekiyordur. Allah herkesin, hepsinin, hepimizin de yardımcısı olsun. Bu sefer pozitif ayrımcılık yapayım mı diyeyim yoksa misafirimizle başlayalım. Evet, neler söylersiniz böyle bir başlayalım. Tekrar hoş geldiniz Emre Cemil Bey. Hoş bulduk, tekrar iyi yayınlar diliyorum. Tabii öncelikle tekrardan milletimizin başı sağ olsun. Yani Allah geride kalanlara sabır versin. Hakikaten tarif edilmez bir acı. Hele hele o zamanki iklimi hatırlıyorum, artık hayat da durmuştu, dünya da durmuştu. Sanki o saatten sonra hiçbir şey ileriye gitmeyecek gibiydi. Hepimizin psikolojisi o yöndeydi. Ama hakikaten... Siz bulunmuş milletin, muydunuz o alanda? Yani tabii Maraş'a özellikle ben çok sık gittim. O zaman partide de herkese ayrı ayrı il görevleri verilmişti. Özellikle genel başkan yardımcılarımızla belli komisyonlar oluştu. Kimimiz Hatay'a, kimimiz Adıyaman'a, kimimiz Maraş'a. Aynı şekilde belediyelerimiz de bu süreci paylaşmıştı. Hakikaten böylesine bir yıkım, bir felaket ve insanın ilk zaman nasıl durumu toparlayacağını, nasıl kotaracağını çok düşünemediği, çok planlayamadığı, çok programlayamadığı bir süreç. Ama hem milletimizin sağduyusu, hem devletin bu noktadaki pratikliği, hem toplumun da pratikliği, sivil toplumun bu noktadaki pratikliğiyle yaralar çok hızlı bir şekilde sarılmaya başlandı. Tabii umarız daha böyle bir şey, böyle bir felaketi görmeyiz. Ama bizim için de özellikle çok ciddi noktada bir ders oldu millet olarak. Çünkü şöyle, ben İzmirliyim. İzmir'de de biz bir deprem yaşamıştık. Manavkuyu'da, Bayraklı civarında. Tam da o fay hattının üzerinde bir ilçe. Aslında planlaması falan... 2002 miydi? Tabii o asrın felaketinden 2021'di. Ha, 21. Şöyle, mesela orada daha küçük çaplı bir deprem oldu. Tabii ki de bini de bir, biri de biri bizim için. Tabii ki. Benim annem babam da oturduğu muhit orası. Ve bu tarz depremler olunca çok geniş bir alanda olmayınca bazen çabuk unutabiliyorduk. Yani başka yerlerde de benzer depremler olduğunda evet acısı yüreğimizi yakıyordu ama belki çabuk atlatabiliyorduk. Ama bu bir anda 11 ilde bunun olması... İster istemez ve zaten acının boyutlarının
çok ciddi fazla sayıda olması da biraz ben farkındalığımızı daha da arttırdığı kanaatindeyim. O yüzden bizim, çünkü bu kentsel dönüşüm veya bu depremle mücadele tek başına hükümetin, tek başına finansal kaynakla çözülebilecek bir iş değil. Karşılıklı ikna sürecinin çok olduğu bir evet. durum. Demokrasilerde de açıkçası bunu yapmak da kolay da değil. Doğru. Yani siz gidip orada kentsel dönüşüm yapılacak evin sahibini ikna etmeden bu sürece giremezsiniz. Ona da en makul çözümü sunmak zorundasınız. Çünkü sadece mesele ev değil, orada yaşayan, orasında iş kuran, esnaf olan veya orada yakın yerde okulu olan. Yani bir hayat düzeni kurmuş insanlar var ve diyorlar ki hani burayı kentsel dönüşüme uğradığı an biz burada nasıl bir yeni düzen nasıl olacak deyip elindeki mevcut olana rıza gösterip onun için mücadele edebiliyor. Biraz da bu işin içinde bir manipülasyon, provokasyon da varsa çünkü bu Hatay'da daha önce yapıldı. Doğru. İzmir'de hala yapılıyor. İzmir'de mesela belediyelerin çoğu kentsel dönüşüm yapmamayı bir propaganda olarak görüyorlar. Dolayısıyla bizim hani bu noktada artık, çünkü yıkım geldiği zaman çok kötü geliyor. Bizim tahayyül edebileceğimiz diğer acıların da çok ötesinde geliyor. O yüzden inşallah Türkiye bundan da önemli bir ders çıkardı. Ve bugün deprem uzmanları da uyarıyor. Özellikle o bölgelerde inşallah bu seçimler vesilesiyle de, bu seçimler de buna vesile olur. Ciddi bir seferberlik ve başlar. Özellikle İstanbul gibi, İzmir gibi az alanda çok insanın yaşadığı yerlerde hızlı bir kentsel dönüşüm seferberliği başlar diyoruz. En büyük arzumuz bu. Evet. Çünkü bu depremden de çıkarabileceğimiz en büyük ders bu. Çünkü aksi takdirde hani Allah muhafaza o 11 ilde meydana gelenin biraz benzeri İstanbul'da olduğunda, yani İstanbul'da bu iş evet. niye? Çünkü daha küçük bir alanda çok fazla insan var. Kolay iş değil. Ondan biraz devlet fedakarlık yapacak, biraz vatandaş fedakarlık yapacak. Bu süreç işletilecek. Benim en büyük temennim tabii bu. Evet. Siz Pınar Hanım neler söylersiniz? Yani gerçekten asrın felaketi kelimesi böyle tekrar bir başa dönüp baktığımızda, o güne döndüğümüzde gerçekten dünya üzerinde bilmiyorum tespit edilen depremlerin boyutu itibariyle bakıldığında bu kadar 55 binden fazla canımızı kaybettik. 11 ilimizin tamamında insanlarımızın tamamı büyük bir korku, endişe, can kaybının getirmiş olduğu travma, bütün bunları bir yıldır her gün olmasa da hepimiz hep hatırladık. Ben de tekrar canlarımıza kaybettiğimiz 55 binden fazla insanımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Çok yaralılarımız vardı. Bunların bir kısmı tedavi oldu, iyileşti, sağlıklarına kavuştular ama büyük bir kısmında da yine ağır hasarlar, kalıcı hasarlar kaldı. Özellikle ampute dediğimiz kol bacak kaybı olan çok çok insanlar var, çocuklar var. Ama diğer taraftan da gerçekten insan şöyle teselli ediyor. O yaralılarımız tedavi görebildiler. Bizatihi ben o dönem Kahramanmaraş'tan Bursa'ya, Konya'ya acilen hastalarımızın helikopterlerle nasıl taşındığını, nasıl koordine olduğunu devletimizin gördüm. Bu da insana şöyle bir şey anımsatıyor ve unutmamayı aslında gerektiren şeyler bunlar. Hepimiz hayatımızın bundan sonraki döneminde pek çok travma, felaketler yaşayabiliriz. Her an her şey olabilir. Evet. Ama ondan sonrası o millet olarak, millet olma bilinci, acıyı paylaşma gayreti, bu konuda bir devletin çatısı altında pek çok sorunun çok hızlı çözümü, bütün bunlar aynı zamanda size şu duyguyu da veriyor. Yani kaderde yazılanın ötesinde tabii bazı şeyler de oluyor. Bunu da birazdan konuşacağız. Evet. Depremle ilgili yapmamız gerekip de yapmadıklarımız ya da eksikliklerimiz, bütün bunları birazdan konuşuruz ama en nihayetinde kaderde yazılı olan ve önüne geçmeyeceğimiz durumlarda biz eğer bu birlikteliği, bu acıları paylaşmayı, bu güçlü devlet bilincini daha da güçlü hale getirmeyi unutmadığımız nokta da çok önemli.
Bunu özellikle söylüyorum. Yani büyük tekrarı düşüyor işte dünden beri özellikle hastanelerde kamera olduğu için. Yani o anda düşünebiliyor musunuz? Hasta yataklarında işte sedyede olan insanlar sırtlarında taşınıyor, o oraya koşuyor, bebekler kurtarılıyor. Evet. İnsanlar panik halde, bir can pazarı ama o anda yine insanlığımızı unutmadık. Bu çok kıymetli. Ölüm eninde sonunda bir şekilde hepimiz son nefesi vereceğiz. Bu inancımız gereği kesinlikle teslim olduğumuz bir tevekkül içinde söylediğimiz şeyler. Ama o anda, o andan sonraki toplum ve insan olarak ve devlet olarak verdiğimiz sınavlar benim için çok anlamı büyük şeyler. Gelelim tabii ki bu bir yılı nasıl değerlendirdiğimiz. İşte 55 bin insan hayatını kaybetti. Yıkılan evlerin sayısı, binalar, evsiz kalan insanların nasıl konut tekrar başını sokacakları göçler. Evler, şehirlere göçler, metropollerde ben dün Ankara'da Ağustos ayında hiçbir zaman trafik görmezdik dedi bir dostumuz. Bu sene Ağustos'ta trafik oldu. Yani insanlar gidecek başka şehir ve yer bulamayınca Ankara'ya, İstanbul'a, buralara geldiler ve ister istemez bir şehirlerdeki popülasyon ve demografik yapı da değişti. Ama bu arada depremin yaralarını sarmak yine devlete kaldı gerçekten. Dün Cumhurbaşkanımız 49 bin konutun teslimini yaptı. Şahsen ben 49 bin konut hani böyle azımsanacak, es geçilecek bir sayı bugün değil. Bir yıl içinde 49 bin konutu yapmak, şehir hastanesi yapmak Hatay'da, 300 konutlu hastaneleri yapmak. Yani bu gerçekten felaketler olduğunda yalnız olmadığınız hissi, aynı zamanda o felaketi yaşamayanlar için de yalnız olmadığınız hissi çok değerli bir şey. Tabii bu seviyeye gelmeyebilirdi kısmını belki konuşmak lazım. Yani bizim ülkemizde bir binayı yaparken binanın içine işte bataryasına bakmaktan öte bazı şeyler yapmamız gerektiğini, bu kadar acı bir tablo bize göstermemeliydik. Gerçekten biz halen o asıl önemli olan şekil değil, görüntü değil, vitrin değil, önemli olan bir şeyin kalitesi evse, barınaksa onun başınıza yıkılmaması. Ya da yaptığınız yolun 3 kez 5 kez işte çatlak vermemesi. Bunlara artık biraz daha yoğun bir denetim mekanizması içinde bakmak lazım. Ha, ben yapı denetim firmaları ve bu konuda çıkan kanunları da bilen biri olarak söylüyorum. Ülkemizde kanun olarak bir eksiklik yok. Gerçekten yapılması gereken her şey kanuni düzenlemeler bu anlamda yapıldı. Ama halen bir ahlaki problem var. Yani bir yapı denetim firmasının her gün o yapılan inşaatı denetlemeyip ayda bir gidip şöyle şekli bir şey yapıp gelmesinin altında neyi sorgulayalım? Yani devletin eksikliğini mi sorgulayalım? Eğer oysa sorgulayalım. Ancak bu konuda yaptırımlar var. Tespit halinde çok ağır cezalar var. Ama halen bu firmalar niçin işlerini iyi yapmaz, bir ona bakalım. Niçin su havzalarına halen tam zemin etüdünü yapmadan müteahhit bina yapar? Bütün bunlar sadece böyle bir şey bakış açısıyla değil, tek bir perspektiften değil. Bence toplum olarak önce biz kendimizi bir check edelim. Zaten devletin yapması gereken eksiklik kendiliğinden daha rahat ortaya çıkar. Benim çok küçük bir eklemem var. Buyurun. Ya aslında Türkiye bence özellikle müteahhit ve müteahhitlerin yaptığı inşaatlar ve yapı denetim noktasında doğru yola geldi. O kanuni düzenlemelerle sizin dediğiniz gibi. Yok. Artık o eskiden müteahhitin parasını ödediği yapı denetim firmaları olayının döngüsü de değişti.
Bence Türkiye'nin 2000'de yaptığı deprem yönetmeliği sonucundaki evler daha, o yasa bir şey, kanun değişikliği bile çok yerinde. Ve Türkiye'nin 2000 sonrası yapı stoğunda bence büyük ölçüde sorun yok. Yani hatta bu Maraş'ta, Hatay'da ve diğer illerde bu 2000 sonrası yapı stoğunun durumu açıklandı. Yani %99'u ayakta böyle bir depreme rağmen. Sadece bu Hatay'daki bu meşhur olan bir site o da zemin eti tüketi, yoksa şey yapı olarak çok güçlü. Hatta kıramadılar vefat edenlerimizi çıkartırken. Ama zemin etüdünde hata var, o doğru. Ama oran olarak baktığınızda işte %1 civarında. Yani aslında Türkiye 2000 sonrası yapı stoğunda, kentsel dönüşümde gerek TOKİ'de gerek özel teşebbüste iyi giden bir ülke. Hı hı. Yani bilimi sonuna kadar uygulayan bir ülke. Türkiye'nin asıl sıkıntısı özellikle nüfus yoğun olan yerlerde 2000 öncesi yapı stoğu. Yani Ankara'da Çankaya, İstanbul'da işte Beşiktaş'ı, Ümraniye'si, Üsküdar'ı, Kadıköy'ü, İzmir'de Karşıyaka'sı, Konağı. Yani buralarda mesela bu Manavkuyu'da bir deprem olduğunda İzmir'de tam fay hattının üzerinde olan yeni yapı stoklarında çatlak olmadan atlatmalar bile oldu. Ama eski evler yani adeta bazıları kağıt gibi gidiyor. Yani vatandaşımız, yani burada en büyük bizim sorunumuz kanunlar veya müteahhit performansı değil. Türkiye bunları aştı. Bizim en büyük sorunumuz eski yapı stoğuna ilişkin vatandaşla birlikte çözüm noktasında ne yapacağımız. Bu da açıkçası konuşulmaya başladığı an işin içine popülizm veya siyaset sokuluyor. Bu da şöyle oluyor. Belediye başkanı da olaya şöyle bakıyor. Yani ben diyor burada kentsel dönüşüme başladığım an diyor bir dahaki dönem o seçilemem diyor. Yani bu açmazda kalıyor. Yani dolayısıyla bizim artık burada ciddi bir seferberlik ve gerçekten bu işi bilen insanların ortaya koyacağı, ben bu anlamda mesela zaman zaman biz parti olarak propagandamızda da ne yapıyoruz? Dirençli şehirler diyoruz ve hakikaten bu yeni yapı stoğunun ortaya konulması, eskilerin dönüşmesi diyoruz. Bu aslında siyaseten risk bir durum. Yani çünkü kimse bu konuya çok kolay yanaşmak istemiyor. Yani bu anlamda işin ehli olanların ve siyasetin de parti gözetmeksizin tavır alması lazım. Bunu çok sağlayamıyoruz. Sonra şu oluyor. Bunu hani çok fazla bir itiraz olsun diye söylemiyorum ama yani bazı deprem uzmanları da tüccar gibi her köşe başına dükkan açıyor. Diyor ki ben bilim diyorum. Ya konu Türkiye'de bilimsel değil ki. Bilim bu sorunlar hiyerarşisinde bizim yapmadıklarımız arasında en son sırada. Çünkü buna riayet ediliyor yani. Dünyada bu iş nasıl yapılıyorsa Türkiye'de de böyle yapılıyor. Veya diyorlar ki işte 25 ilde 2 yıl içerisinde deprem olacak. Ya ben deprem uzmanı değilim. Deprem haritasına baksam ben de aşağı yukarı belli sayıda bir il söylerim ve zamanında söylersin ve büyük ölçüde tutar yani. Önemli olan burada vatandaşı sürece ikna etmek. Aynen. Yani biraz işin topluma bakan, çözüme bakan yanı bu. Ben biraz da bu deprem uzmanları ve siyasetini bu noktada seferberliğe davet ediyorum nacizane. Mesela bugün Ekrem İmamoğlu'nun deprem bütçesini düşürmesi bu anlamda tesadüf değil. Çünkü orada bir siyasi kazanç görmüyor. Hem de asrın felaketine rağmen görmüyor. Diyor ki ben deprem bütçesini düşürsem ne olacak ki diyor. Zaten vatandaş bunu istemez diye düşünüyor. Veya diyor ki o bir risk alanı diyor. Ben bunu sözle bir şekilde manipüle ederim diyor. İzmir'de de benzer bir durum var. Bizim asıl başlatacağımız seferberlik bu ikna süreci olmalı. Yoksa binaların sağlam yapılması meselesi artık Türkiye için bir mesele değil. Evet, ben söz sıramı bekleyeceğim ama bu konuda dün Fatih Portakal'ın biliyorsunuz Üsküdar Belediye Başkanı ile ilgili çok ciddi bir ithamı oldu. Evet. Evet. Birazdan ben mesela o konuya gelmek isterim. Evet, Fatih Portakal'ın nasıl özellikle bir şey çarpıttığını Oral Bey, bu konuyla ilgili. Değerli konuklarım, baktığımızda yine bu yapışanan depremlerde dost can ülke Azerbaycan ilk gelen dostumuzdu yardımseverlik açısından, son giden oldu. Bugün de yine konuyu bağlayacağım. Azerbaycan'da seçimler vardı. Hemen onu da aktarmış olalım. Azerbaycan'da yapılan seçimlerde sandık çıkışı anket sonuçlarına göre Cumhurbaşkanı İlham Aliyev zaferini ilan etti. Yani yeniden Cumhurbaşkanı seçildi. Bunu da aktarmış olayım bu vesileyle. Neler söylersiniz Oral Bey?
Bir gün Azerbaycan'da da çok partili demokrasinin gelişmesini temenni ederim öncelikle. Bu vesileyle. Şimdi yine 68 kuşağı olduğunu gösterdi herhalde. Yani bu gerçeği de biliyoruz işte. Yani orada partiler yarışsın, demokrasi olsun ve Azerbaycan'da demokratik bir şekilde yönetilsin istiyoruz. Kötü bir şey mi istiyoruz? Yok, katılıyorum. 68 kuşağı olduğunu gösterdi dedi. Şimdi deprem öldürmez, insanlar öldürür, binalar öldürür. Temel sloganı gerçek bir slogan. Yani biz kendimiz ne hatalar yaptık? Hangi hatalar, hangi eksikler bu depremde bizim zayiat vermemize yol açtı? Bunu konuşmalıyız. Yani esas, çünkü şöyle bir şey var. Yani muhalefet iktidar arasındaki sen yaptın, ben yapmadım, benimki yetişti, seninki yetişti. Bundan bir fayda sağlayamayız ama hangi tedbirleri almalıyız, hangi önlemleri alarak ne yapmalıyız meselesi ciddi bir mesele. Burada da gerçekten Cemil arkadaşımızın söylediği gibi toplumu ikna ederek yürümek zorundayız. Yani toplum bu işle mücadele etmeye kararlı olursa işler yürür. Bunu da yönlendirecek olan siyasi partiler. Siyasi partiler ve sivil toplum örgütleri. Yani şeyi, toplumun bu deprem karşısında alınacak önlemlere katılması ve hakikaten maliyetleri de yüksek, çünkü şimdi bir evin yeniden yapılması bir aile için çok büyük bir ekonomik yük. Bunu da hafifletecek yollar bulmak zorundayız. Yani işte TOKİ yoluyla hükümet bazı çözüm yolları arıyor. Daha başka uluslararası krediler vesaire, çok çeşitli yollar bulup bir bunu halletmek lazım. İki, kentsel dönüşümü de gerçekten siyasi rekabet konusu olmaktan çıkarmak lazım. Yani siz ne kadar yaptınız, biz ne kadar yaptık değil. Hep birlikte yapmalıyız. Evet. Üçüncüsü, güçlü devlet diyoruz değil mi? Şimdi ben güçlü devletten çok güçlü sivil toplumu öne çıkarmaktan yanayım. Güçlü devlet, her zaman devletler güçlü olabilirler. Başka meselelerde de güçlü olabilirler ama esas olan sivil toplumun gücü. Sivil toplum örgütlüyse, hakkını arayabiliyorsa, kendi meselesini çözebilecek bir katkıda bulunabiliyorsa bu önemlidir. Ben şöyle geldi, şu noktaya geldiğimizi düşünüyorum. Şimdi bir sene geçti bu büyük felaketin üzerinden. Bir sene geçti. Gerçekten ben de izlerken şöyle düşünüyordum. Yani biz bir daha kendimize nasıl gelebiliriz? Çok büyük bir yük bindi Türkiye'nin sırtına. Hem insani olarak, evet, hem maddi, hem nasıl manevi. Nasıl toparlayacağız diye. Bence fena değil geldiğimiz nokta. Yani belli ölçülerde problemler en azından çözülebilecek bir noktaya getirilebilir umudunu yok etmiyor. Bu iyi bir şey. Buradan devam etmek lazım yola. Söylediğim gibi yani tek tek zaafları, problemleri saymaya kalksak, ben yani bugün Malatya ve Antakya'da konuştum. Bir sürü şey ortada. Yapılamamış, eksik. Hala insanların %80'i konteynerlerde yaşıyor. Mesela Antakya'da öyle. Konteynerlerde yaşıyorlar insanlarımız. Biz tabii buradan nasıl yaşadıklarını falan unuttuk o ilk şeyden sonra. Konteynerlerde yaşamanın ne kadar zor bir şey olduğunu şu kış şartlarında herkes takdir edebilir. Yani büyük bir yük olduğunu görerek ve bu büyük yükü yeniden paylaşmaya toplumu razı ederek bir seferberliğe ihtiyaç var. Ben yani Antakya'ya, çünkü bu yıl dönüm vesilesiyle biraz biz de kopmuştuk, adaylar madaylar yere seçimler falan derken ne oluyor bu insanların hali diye. İki gündür ben Malatya ve Antakya'daki oradaki tanıdıklarımla konuşunca fark ettim ki felaket orta yerde duruyor yani. Çok ciddi problem. Yani Malatya'da ve Antakya'da insanlar şehirlerine dönemiyorlar. Ya kendilerine yaşam... Fayda şehir kalmadı. Bir de ya buralara gelip yaşamda kuramıyorlar. Yani çok yerle bir dümdüz o Hatay merkez. İşte Hatay'ı bugün uzun uzun anlattı bir arkadaşım gazeteci orada. O yerel gazeteci arkadaşım. Yani hakikaten çok zor bir durum. Daha enkaz kaldırma kısmı bile o kadar... Hatta bir yılı geçtiği için... Ben mesela enkaz kaldırmanın çok kolay olduğunu düşünüyordum ama onun bir de çok büyük bir zorluğu varmış. Şey birden diyor, kaldıramıyormuşsunuz. Diyor ki yani böyle belli bir ilaçlama vesaire. Resmi rakam ama
bir sürü insan da molozlarla birlikte gitti, ayırt edemedik o. Zaten öyle açıklama az önce de söyledim ya, artık bir yıl geçtiği için maalesef ki ölü olarak kabul ediliyor. Ki oradaki insanlar da keşke cenazelerimize ulaşsak, artık bununla teselli olmak istiyoruz. Çocuklarını arıyorlar, annelerini, evet, babalarını arıyorlar. Evet. Yani şöyle bir şey var, Afrodisyas'ı hatırlarım ben. Afrodisyas işte Anadolu'daki büyük medeniyet kurmuş şehir devletlerden biri. Depremle birlikte yok oluyor. Yani bu deprem öyle büyük bir felaket, evet, ki bir uygarlığı, bir çağı bile alt üst edebilecek kadar tehlikeli. Onun için kişisel çekişmelerin, parti çekişmelerinin üstünde bakalım bu meseleye, evet, derim. Evet, Resul Bey, size soracağım ama bir anekdotu da bu anlamda paylaşayım, sonra sözü size vereyim. Yine Hatay'da bir kişi dedi ki, diyor ki, daha doğrusu paylaşımında bulunmuştu. Hatay depreminden 3-4 gün önce Gazze'ye yardım göndermek için birkaç yardım toplamışlar. Sonrasında deprem olunca Gazze'den bunlara yardım gelmiş. Hı. Ve maalesef ki Gazze'deki o yardım edenlerin belki de şu an yaşamadığını da söyleyebiliriz. Buyurun Resul Bey. Evet, hem Gazze'de vefat edenlere hem bu depremde vefat eden, bakanlığın son resmi sayısına göre 53.537 vatandaşımız hayatını kaybetmiş. Hepsine Cenab-ı Hak'tan rahmet diliyoruz. Geride kalanlarına da sabırlar diliyoruz. Elbette ki özellikle sorumluluk makamında bulunan başkanlardan bakanlara, devlet başkanlarına ve diğer tüm görevlere de düşen bu asrın felaketinden gereken dersleri çıkarmış olmalarıdır. 680 bin konut, 170 bin iş yeri, toplam 850 bin bağımsız bölüm bu depremde yerle bir oldu. Büyük hasar gördü ve işte biraz önce ifade edildiği gibi Hatay'da şehir diye bir şey kalmadı. Dümdüz araziye dönüştü. Enkaz kaldırıldıktan sonra 14 milyon vatandaşımız birdenbire üretim dışı kaldı ve Türkiye'nin en önemli problemlerinden biri haline dönüştü. Ve bu felakette 14 milyon insana, ülkenin geri kalan 70 milyonu kucak açarak felaketi bir dayanışmaya dönüştürme erdemini de bu milletin gösterdiğini unutmamamız gerekir. Evet, felaket hakikaten büyüktü. Ben Maraş'ı da, Malatya'yı da, Elazığ'ı da, Antep'i de, Hatay'ı da, bunların tamamını depremden birkaç gün sonra gidip dolaştık. Oradaki felaketi gözlerimizle gördük. O acılar tarif edilemez. Yaşayan insanlar bile tarif edemez. Ancak yaşayanlar bilebilir. Çünkü yani dün işveren olan şahsın deprem sabahı elinde bir tabak sıcak çorba alabilmek için sıraya girdiğini görüyorsunuz. Her şeyi alt üst edebiliyor. Ancak devletimiz bu noktada, milletimiz bu noktada üzerine düşeni yapmış mıdır? Elbette. Depremden sonra bakınız aradan bir yıl geçti. Hatta şunu söyleyelim. Depremden sonra 6 ay içerisinde 180 bin konutun ihalesini yapacak kadar bence fevkalade büyük bir başarıya imza attı. Ve bugün geldiğimizde bakınız, evvelki gün Cumhurbaşkanı inşaatı biten konutları sahiplerine teslim etmeye başladı. Nurdan Hanım, ben şu anda kentsel dönüşüme tabi bir apartmanda oturuyorum. Müteahhitlerle görüşüyoruz. 15 daireli bir apartman bu. 2 seneden önce teslim edemeyiz diyor. Bakınız, deprem bölgesinde binalar 6 ayda, 7 ayda, 8 ayda, 10 ayda sahiplerine teslim ediliyor. Şubat ayının 10'una kadar, yani 2 gün sonraya kadar 45 bin konut sahiplerine teslim ediliyor. Evet. 2 ay içerisinde 75 bin konuta çıkacağı ifade ediliyor. Cumhurbaşkanı'nın ifadesiyle de yıl sonuna kadar 200 bin konutun sahiplerine teslim edileceğini söylüyor. Bu noktada hem vatandaşımızın bölgeye gösterdikleri ilgi hem de devletimizin bu şekilde çok pratik ve iş bitirici bir şekilde devreye girip bu inşaatları tamamlıyor olması
hakikaten Türkiye çapında değil, dünya çapında alkışlanacak bir başarıdır. Kaldı ki bunu biz değil, muhalif gazeteciler, yabancı gazetecilerden naklediyorlar. Diyorlar İsmail Küçükkaya'dan bahsediyorsunuz. Evet, yabancı gazeteciler bölgedeki inşaat faaliyetini görünce dünyanın hiçbir yerinde bu derece başarılı bir inşaat ihalesi bitirilemezdi diyorlar. Dolayısıyla bu noktada evet, emeği geçen herkesi tebrik etmek gerekir. Bunun da altını kalın çizgiyle çizelim. Deprem bir siyasi mesele değildir. Deprem hayat memat meselesidir. Ölüm kalım meselesidir. Deprem üzerinden siyaset yapmak, deprem üzerinden gelecek endişesine girerek siyasi kararlar almak son derece yanlıştır. Siyasidir, insani değildir ve maalesef işte 14 milyon insanın şu anda çektiği acıya evet diyebilmektir gelecekte. Allah korusun. Şimdi Emre Cemil Bey'in ifade ettiği gibi aslında 99 öncesindeki yapı stoklarının büyük zarar görmesinin sebeplerinden birisi de 99 depremine kadar bazı bölgeler ikinci derecede deprem bölgesi olarak bilindiği için inşaat kriterleri de ona göre belirlenmişti. Rahmetli Kadir Topbaş'a ben sormuştum ne oldu diye. Şunu söyledi, 1999'a kadar mesela İstanbul ikinci dereceli bölge, ikinci dereceli afet bölgesi, deprem bölgesiydi dedi. Ama 99 depreminde anlaşıldı ki İstanbul birinci dereceli deprem bölgesiymiş. Dolayısıyla 99'dan önce yapılan binaların hepsi birinci dereceli kritere göre yapıldığı için hepsinin yenilenmesi ve tedbir alması gerekiyor. Hatta rahmetli demişti ki tütün kalınlığı 99'dan önce mecburiyeti 25'e 25 santimdi ama 99'dan sonra bu 35 santime çıktı. Çünkü derecenin burada depremin gücü farklılaştı. Dolayısıyla evet 99 öncesi yapıların tamamının aslında ya güçlendirilmesi yahut da kentsel dönüşüm marifetiyle yenilenmesi gerekir. 31 Mart seçimleri de bence şu anda adaylığını koymuş belediye başkan adayları hangi siyasi partiden olursa olsun depremi ve kentsel dönüşümü bir siyasi mesele olarak değil bir hayat ve mat meselesi, bir ölüm kalım meselesi olarak değerlendirmesi gerekiyor. İşte Hatay'ı, Elazığ'ı, Maraş'ı, Malatya'yı gördük. İnsanlar o binalardan cesetleri, naaşları alınır oldu. Orhan Bey'in dediği doğru. Bir slogandır, bir motto doğru. Deprem öldürmez, bina öldürür. Biz 8-9 şiddetinde zannediyorum geçen ay Japonya'da bir deprem oldu. Sadece 1-2 kişi öldü. 8-9. Allah korusun buralarda 7'nin üstündeki depremlerde İşte Maraş depreminde gördüğümüz akıbetler bizi bekliyor olabilir. O yüzden başta İstanbul olmak üzere bütün ülkedeki 99 öncesi yapının tekrar gözden geçirilerek yenilenmesi istikametinde seçilecek belediye başkanlarımızın öncelikli olarak kentsel dönüşüme odaklanmaları gerektiğini hatırlatmamız gerekiyor. Yoksa bu saatten sonra olanla ölene çare yok, gitti. Önemli olan ondan ders çıkartıp ondan sonra o istikamette yol almaktır ki belediyelerimizin bu işe öncülük etmeleri ve bu işi ciddiye almaları gerektiği, vatandaş müracaat etmeden o binaların teker teker kontrol edilip riskli binalarda vatandaşların kalınmaması, barındırılmaması gerektiğini felaketten önce hatırlatmaları ve bu istikamette yani mesailerinin büyük çoğunluğunu kentsel dönüşüme vermeleri gerektiğini hatırlatarak noktalayayım. Evet, tekrar yine ben de sizler aracılığıyla vatandaşlarımızı, hayatını kaybetmiş vatandaşlarımızın Allah'tan rahmet dileyelim. Dileriz ki Allah bizi böyle imtihanlarla bir daha sınamasın. Tedbirimizi haliyle sizin de söylediğiniz üzere almamız lazım. Evet, şimdi
Buyurun. Bir ekleme yapabilir miyim? Tabii buyurun. Konu değişecek herhalde. Yerel seçimleri. Yerel seçimleri. Ben şimdi bir hukukçu olarak öncelikle gerçekten şu an yayını izleyen seyircilerimizin pek çoğu herhalde Sayın Vekilimin binası gibi yenilenmesi gereken bir binada oturuyordur. Şimdi oturup böyle genel bir şeyi konuştuğunuzda, bir konuyu genelleyerek konuştuğunuzda oradan net olarak ne sorunun ne olduğunu anlıyorsunuz, evet, ne de çözümün ne olduğunu. Şimdi bakın, şu an bizi izleyenlerin, bilmiyorum, büyük bir kısmı mal sahibi, mülk sahibidir diyelim. Bir evleri vardır, ya kendi evlerinde oturuyor, yani evleri vardır, kendi evlerinde oturuyordur. Ya da 2-3 tane evi vardır, kendi evinde bir tanesinde oturuyordur, diğer ikisi kiradadır. Bakın inanın, ben o kadar çok bu konuda insanların böyle devlet olunca, hükümet olunca ya da işte bir belediye başkanını eleştirmekteken imtina etmeyen insanların kardeşim senin şu an oturduğun ev yıkılmakta ya da kiracının oturduğu ev yıkılmakta. Ben daha bugüne kadar öyle mi, yıkılıyor mu benim evim, binam sağlam değil mi ya da kiracımın oturduğu bina sağlam değil mi? Tamam, hemen yenisini yapalım. Ne gerekiyorsa yapalım diyenini duymadım. Birincisi şunu söyler. Hele hele kiracısı oturuyorsa o binada. Bakın, kiracısı oturuyorsa istisnasız. Benim evim 100 metrekare ise 120 isterim. 120 isterim. Ya da benim evim 100 metrekare. Bunun için benim ekstradan herhalde 2 yıllık kiramdan imtina etmem lazım. Kabul etmiyorum. Zaten kiracı oturuyor canım. Ben kiramı alıyorum. Niye 2 yıl boyunca şey yaşayacağım? Ya bakın, o kadar oturup konuşuyoruz, ağlıyoruz. 55 binin içinde ölen çocuklarımız, onlara ağlıyoruz, gençlere ağlıyoruz, herkese ağlıyoruz. Ama iş bir şeye geldiğinde, hadi yapalım, hadi yapın, hadi yaptırına geldiğinde gerçekten... Ya bunu ben, insanlar lütfen özür diliyorum, sakın sakın yanlış anlamayın. Bu kendi yaşadığım ve gördüklerimden yola çıkarak söylüyorum. Kiracısı o binada oturuyor diye beni ilgilendirmez ya, ben niye uğraşacağım, binamı niye yıktırıyorum hiç de. Ya bakın, binanız yıkılacak, bir rapor almamız lazım. Rapor ücretini bile vermekten imtina ediyor insanlar. Şimdi böyle bir durumda, ya İstanbul 1 milyon deprem, 5-6 şiddetinde depremde yıkılacak bina stoku olan bir şehirden bahsediyoruz. Dün buradan benim dönem arkadaşım Hilmi Türkmen, aynı zamanda Üsküdar Belediye Başkanı, bir hukukçu. Ya bakın, o kadar büyük bir siyasi olarak kendisi için belki lehine olmayan bir durum yarattı Üsküdar'da. Müthiş kentsel dönüşüm projeleri yaptılar. O projeler, o kadar güzel siteler, binalar, evler yapıldı. Hepsi tiril tiril ve oralardaki demografik yapı, yeni seçmen kitlesi biraz böyle üst eğitim ve gelir grubunda olduğu için de AK Parti'ye oy vermeyen seçmenden teşekkür etti ve bu biraz siyaseten oylarında belki bir dirhem düşüşe de neden oldu. Ama Hilmi Türkmen vazgeçmedi. Geçen bir tane pankart asılmış. Pankartta şöyle diyor: sevgili Mimar Sinan Mahallesi sakinleri, biz burayı işte Cumhuriyet Halk Partisi'nin mecliste İBB'deki muhalefetine rağmen artı bir imar vererek bu bina, mahallemizi yeniden yaptık. Dün Fatih Portakal, meslektaşım ve başkanımız Hilmi Bey'e o kadar çirkin ithamlarda bulunarak, yani sanki o artı bir imar artışını eski binanın üzerine koymuşlar. Yani bu bina, şu binanın çatısı, böyle insanlar çatılarını uçurmuşlar, bir kat üstüne koymuşlar. Ya kardeşim, bu artı bir dediği kat artışı, binanı yık, yeniden yap. Tabii. Üç kat zaten oranın en fazla imar dört kata kadar. Ya üç katsa dört, iki ise üç. Bu şekilde en finans azından, oluşturuyor. Yani başka türlü nasıl, tabii, yapacaksınız olmaz, zaten? Mümkün değil. Çünkü orada oturan insanın bir müteahhide kat karşılığı verdiğinde ekstra bir kat vermeden, daire vermeden yapmasına mümkün imkan değil. Yok.
Ama Fatih Portakal Bey iyi bir gazeteci. Yani ben buradan da lütfen yanlış anlamasın. Ama ne olurdu ki siz biraz daha özenli bir dil kullanarak ya bu pankartta böyle diyor ama pek anlamadım deseydiniz. Şimdi birdenbire dün depremin yıl dönümü ve bütün herkes o haberi dinleyen Fatih Portakal'dan çarık çürük binaların üstüne Üsküdar Belediyesi artı bir kat verdi. Hayır, tam tersine hepimizin yapın 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 dediğimiz şeyi yapmışlar. Bütün o bin mahalle hepsi eski 40 yıllık 50 yıllık binalar, çürük, bütün zeminleri kaymış binalar yıkılmış, yerine yepyeni 3 katlıyken 4 katlı mis gibi binalar yapılmış. Bunun için siz insanlara hedefe koyarsanız, evet, bir algı yaratırsanız, evet, herkes zaten vatandaş bu konuda maalesef biraz fazla ekonomik ve iktisadi olarak kazan kazan noktasında. Yani 100 metrekare dairem 70 olsun ama sağlam olsunu düşünmüyor. Hatta şunu söylüyoruz bazen. Ya senin 100 metrekare dairen 40 yıllık binadaki daire. Bu şu an 3 milyon, 2 milyonsa yeniden yapıldığında 70 metrekare olacak ama emin ol 5 olacak. Yine direniyor. Yine yıkım kararına karşı çıkan raporu götürüyor idare mahkemesinde, davasını açıyor, projeyi kilitliyor. Yani bunu artık hepimiz bir konuşalım, bir sesli konuşalım, evet, daha çok konuşalım. Bakalım sorun nerede? Yani devletin bugün kalkıp 1 milyon İstanbul'da konut yapması bila bedel yapmasına imkan var mı? Yani gidin New York Belediyesi'ne söyleyin bunu. Herhalde size gülerler yani. Bu Amerika gibi kapitalist bir ülkede ya bana ne, git binanı sağlam yap derler. Ya biz burada bir sürü avantajlar yaratmışız. Kentsel dönüşüme giren binanın 15 aylık kira bedelini devlet size tıkır tıkır ödüyor. Tıkır tıkır kiranızı ödüyor. Daha yani hani bu yetmiyor mu dediğinde bu sefer kızıyorlar. Ne demek yani? Ya bakın, sosyal devlet ve Türkiye çok çok zengin bir ülke değil. Herkese milyonlarca ev verecek bir ülke değiliz biz. Ama bu konuda önce bir samimiyete bakalım. Ya bu gerçekten artık böyle biraz belki şey de konuşuyoruz, ben kendim konuşuyorum, biraz rigid oluyor ama ya başka türlü izah edemiyorsunuz insanlara yıllarca. Buyurun Resul Bey. Üsküdar'dan bahsettiği için ben Üsküdar'lıyım. Evet. Üsküdar'da oturuyorum. Bir iki cümle tabii, söylemem gerekir. Binanız... Evet, Üsküdar'da da şimdi doğru söylüyor Pınar Hanım. Üsküdar ilçesi aslında İstanbul'daki kentsel dönüşümde en yoğun kentsel dönüşümü gerçekleştirmiş ilçelerin başında gelen bir ilçedir. Çünkü hem imar planlarının tamamını eksiksiz bitirmiş ve bakın rakam veriyorum. 10 yıl içerisinde, son 10 yıl içerisinde 30 bin bina, 30 bin konut yenilenmiştir Üsküdar'da. Son 10 yıl içinde 30 bin konut. 31. Yani bu sadece öngörünün dışında Nurdan Pınar Hanım'ın söylediği gibi gücü yetmeyen vatandaşlara kolaylık olsun diye müteahhite bir kat vermek suretiyle bina yıkılıp 3 katsa 4 kat yapılıyor ve 30 bin konut sadece Üsküdar'da yenilenmiş. En çok ruhsat veren belediyedir ve belediye, Üsküdar Belediyesi kentsel dönüşüm için müracaat ettiğinizde orada çalışan memurundan amirine, evet, müdüründen daire başkanına, başkanından belediye başkanına kadar hepsi en gösterilmesi gereken en büyük ilgiyi, en itinalı ilgiyi gösteriyorlar ve kolaylıkları gösteriyorlar. Evet. O yüzden son 10 yıl yani son 10 yıl içerisinde 30 bin konut, bu az bir şey değil. 30 bin konut koca bir şehir demektir. Ya yapılan yeni mekanlar, ne mekanlar, o kadar o sahil kısmı. Çarşıları anladım. Ege'nize gidelim. Şamlıca temizlendi. Ve orada yerinde dönüşüm yapıldı. Yani vatandaşa birebir verildi. Evet. Tabii. Kentsel dönüşümde Üsküdar, Esenler, Ümraniye, bu ilçelerimiz çok başarılı işlere imza attılar. Mesela Esenler 3 dönemde 60 bin konut yeniledi, biliyor musunuz? Son bir sene içerisinde 8 bin konut yenilendi.
Esenler'de. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin 5 yılda kentsel dönüşümde yaptığı 3000 küsur konuttur. Dolayısıyla Pınar Hanım Üsküdar'ı açtığı için mecburen ben de girmiş oldum. Yani dün Fatih Hanım. Portakal daha sonra akşam yayınında bunu biraz şey yaptı, yani geri vites gibi diyelim. Ben işte yanlış anladım pankartı, yanlış okudum dedi ama yani işte yanlış bir haber birdenbire yayıldığında tekrar toplamak, tekrar o yanlışı doğru düzeltmek, evrildiğini yani yazık dedi. Orada da gerçekten doğru. Orada o belediyede ya yani Üsküdar Belediyesi'nde o kadar emek eden insanlar birdenbire düşünsenize yani siz ne kadar iyi niyetlerle bir şey yapıyorsunuz ama birdenbire bütün ülkeye başka türlü yansıtılıyorsunuz. Yani bu büyük haksızlık. Mesela Cumhurbaşkanımızın konuşmasında yerel yönetim, merkezi yönetim, ya Allah aşkına orada Cumhurbaşkanımız diyor mu ki siz belediyeyi bize vermezseniz biz bunu yapmayacağız. Cumhurbaşkanımız diyor ki merkezi yönetimle beraber yerel yönetimde bu işin içinde işbirliğiyle hareket ettiğinde bundan daha iyisi de yapılabilir. Yani yaptık, yapacağız ama yerel yönetimde destek verirse daha iyisi olur diyor. Şey yazıldı yani işte görüyor musunuz belediyeyi bize vermezseniz size şöyle şöyle. Yani bu aslında muhalif söylem, bu muhalif dil o kadar çok artık haksız vicdan yani vicdana sığmayan söylemler içine giriyor ki kendi seçmeni bile bir süre sonra ki şu an görüyorum bazı bu konuda duyarlı Hatay, insanlar. Hatay'da durum öyle. Pınar Hanım, Hatay'da mesela büyük şey devlet kentsel dönüşüm için proje çıkardıkça Hatay Belediyesi kentsel dönüşüme karşı davalar açtı biliyorsunuz. Kentsel evet. dönüşümü yaptırmadı. O yüzden şu anda Hataylı mevcut başkanı protesto ediyor. Birçok mahallenin yıkılmasından sorumlu onlardı. Çünkü devlet oraya kentsel dönüşüm getirelim dediğinde doğru. işte devlete karşı güya duracak, belediye yapmamış olacak diye. Aynı şey İstanbul için de geçerli. Evet. İstanbul'da da 1500'ün üzerinde İBB kaynaklı kentsel dönüşüm projelerine itiraz var mahkemelere biliyoruz. Bunlar devletle işbirliği yapmış olsalardı, devlet zaten belediyelere istihkakı olanı fazlasıyla veriyor. Biz geçtiğimiz programlarda bunu İstanbul örneğinde de anlattık. 43 milyar beklerken devlet 53 milyar göndermek gibi senede mesela 2022 bütçesinde devlet gerekeni yapıyor ama belediye muhalefet partisinden diye devletle işbirliği yapmaktan kaçındığı için kentsel dönüşüm işte Hatay'da yıkılan mahallelerin birçoğunda devletin kentsel projesini mahkemeye sevk eden CHP yönetiminin sorumluluğu var. Şimdi Nurdan Hanım konuyu değiştirecekseniz değiştirmeden önce bugün 7 Şubat evet. 2012'de bir MİT kumpası vardı. Onun 12. yıl dönümüdür. Bence onun üzerinde biraz durmamız tabii, lazım. Çünkü evet. deprem bir bölgeyi yıktı ama 12 Şubat'taki tabii. kumpas başarılı olsaydı bu ülke Irak'a, Suriye'ye dönüşecekti. Allah göstermesin. Eğer evet. şeyiniz de yoksa bu konuya da temas edelim. Mutlaka değineceğiz. Yerel seçimlere değinelim sonra mı değinelim yoksa sizin dediğiniz mimaride devam edelim mi? Moderatör sizsiniz. Nasıl yok. İsterseniz öyle yapalım. Yani sizlersiniz. Sizi asla kıramam. Madem konuyu açtınız Resul Bey başlayalım sizden tekrar. Peki 7 Şubat biliyorsunuz 2012'de. Ben sadece yine konuyla ilgili az önce sizin söylediklerinizden şöyle bir özet çıkardım. Affınıza sığınıyorum. Sözünüzü evet. bölmek istemiyorum. Evet. Enkazlar yeter ki vicdanlarda olmasın diyelim. Buyurun Resul Bey. Evet. Şimdi 7 Şubat biliyorsunuz Bahreler Devleti'nin Türkiye'de bu devleti yıkmak, parçalamak amacıyla oluşturulan kripto elemanlar vasıtasıyla bu devlete vurulması planlanan darbenin ilk adımıydı. 7 Şubat'ta biliyorsunuz bir savcı MİT Başkanı Hakan Fidan Bey'i arayarak ifade vermeye çağırdı. Olay evet. tabii ki çok uzun, ona fazla girmeye gerek yok. Yalnız şöyle bir de bir adım geriye atalım. Hakan Fidan'ın MİT Başkanı olacağı duyulduğu zaman
İlk tepkiyi kim göstermişti hatırlayın. İsrail göstermişti. İsrail dedi ki hakul fidan İran ilişkilidir. Bitim başına gelme benidir. Onları kim takip etti? Onları daha sonra FETÖ diye isimlendirilen, bu hizmet cemaati diye milleti kandıran bu cemaatin sözcüleri, öncüleri. Evet siz bilmiyorsunuz Hakan Fidan İran'ın adamıdır şeklinde müstakil, bağımsız bir milli istihbarat teşkilatı oluşmasını istemeyen ve geçmişte Türk istihbaratıyla içli dışlı olan İsrail maalesef Hakan Fidan'ın MİT başkanı olmasını istememiş. Ve bunun sözcülüğünü de Türkiye'de FETÖ'nün gazetesi, televizyonu, konuşmacıları, hatipleri, yazarları yazdılar, çizdiler, söylediler. Şimdi bu olayın başlangıcıydı. Çünkü Türkiye'yi ele geçirebilmek için önemli, MİT gibi önemli karargahların kendi kontrolünde en azından irtibatlarında olmasını istiyorlardı. Ne zaman ki Hakan Fidan Bey MİT müsteşarı oldu ve bağımsız güçlü bir yeni bir MİT teşkilatı oluşturmaya başladı ve baktılar ki artık zaten 2011'den sonra FETÖ denilen bu dış örgütlerin uzantısı maşalar AK Parti iktidarına karşı bayrak açmışlardı. 2011'de bu FETÖ denilen cemaat AK Parti'ye muhalefet etmeye başlamıştı. Onun öncesinde dershaneler vesaire var ama asıl muhalefetleri artık bağımsız, güçlü, kendi kararlarını kendisi alan bir Türkiye Cumhuriyeti devleti istemedikleri için böylesi bağımsız, güçlü bir devlet oluşturma istikametinde ciddi adımlar, icraatlar yapan Başkan Erdoğan'dan kurtulmak istiyorlardı. Attıkları adım 7 Şubat'ta önce Hakan Bey'i ifadeye çağırıp tutuklamak, onun üzerinden de Başkan Erdoğan'a ulaşmak suretiyle hükümete bir yargı darbesi yapmaktı. Tam da o daveti yani ifade vermeye daveti Başkan Erdoğan'ın bir cerrahi ameliyata gireceği saate denk getirdiler. Ancak kader-i ilahi öyle tecelli etti ki bir kaç dakikalık yahut da bir saatlik bir müddetlik bir gecikme ameliyata girmeden önce bu haber gelince Başkan Erdoğan kesinlikle ifade vermeye gitmemesi gerektiğini, yardımcılarını da göndermemesi gerektiğini, eğer polis marifetiyle almak isterlerse MİT'in güvenlik güçleriyle bunlara karşı konulması talimatını vererek Türkiye'de 15 Temmuz'da yaptıkları kanlı darbe girişiminin ön hazırlığına 7 Şubat 2012'de Cumhurbaşkanı'nın feraseti ve dirayetiyle engel olunmuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geç girdiği ameliyat bu oyunu bozdu diyebiliriz. Aynen. Ameliyata bir müddet geç giriyor olması gereken talimatları verdiği için evet felaketin önüne geçirmiş oldu. Cenab-ı Hak tabii ki birileri şeyler planlıyorlar, kuruyorlar. Ancak Cenab-ı Hakk'ında bir planı şeyi var ve 7 Şubat o yüzden bence fevkalade önemli bir tarihtir. Devletimize vurulmak istenen, içeriden vurulmak istenen darbeye engel olunmuştur diyerek ben hatırlatmak istedim. Evet, çok teşekkürler. Oral Bey siz neler söylersiniz? Gerçekten aslında baktığımızda 7 Şubat MİT kumpasının üzerinden bugün tam 12 yıl. Resul Bey çok teşekkürler hatırlattığınız için. Yani hepimiz yaşadık bu geçmiş olayları. Evet. O zaman devletin içinde bir güç güçlendi. Sonunda iktidarı bana verin diye ortaya çıktı. 3-4 hamle yaptı işte. 7 Şubat hamlesi, 17-25 Aralık hamlesi. Arkasından ikinci aşama evet. Ondan sonra 15 Temmuz hamlesi. Bütün bunlar birbirine paralel hamleler. Bunları çok canlı yaşayanlardan biriyim ben. Mesela evet. 17 Aralık sabahı ben onların kuyma heyetimini gazeteciler ve yazarlar vakfı vardı. Onlarla kahvaltı ediyordum. 17 Aralık operasyonu koptu. Çok Oral Bey de öyle değil mi Pınar Hanım? Her şeyde böyle bir anısı var. Yani ben de oradaydım. Aynen 68 isyan günlerindeki kitaptan çok sonra. Çok daha önceden almışlardı ve tabii ne olduğunu bilmiyoruz. Ben o arada yanında korumam vardı. Korumaya dedim ki gel dinle bir şey çıkar başımız derde girer.
ne oluyor falan. Dediler ki şimdi sen diyeceksin ki biz yaptık bunu. Böyle tartışmayla başladı. Ben dedim ki sizden başka yapacak bir güç var mı bunu? 17 Aralık'ı. Ondan sonra da televizyona gittim ve bu bir darbedir. Sonuna kadar mücadele edeceğim. Dünyaya meydan okuyacağım. Önemli bir duruş. Evet. Açıklama yaptım. Yani o sürecin ne kadar tehlikeli geçtiğini, hepimizin hayatının bir bölümünün tehdit altında olarak. Ben mesela şeyden sonra Habertürk'te Ece Üner'in programına girdim ve bu bir darbe girişimi dedim. Dışarı çıktım, korkuyorum. Çünkü o dönem iyi. Şimdi Oral Bey belki darbe girişimidir dedim diyor, belki kolay söylüyor ama yani o dönem bu iş kolay değildi. Çünkü hani bugün geriye dönük baktığımızda evet diyoruz ki bizim için yani dost düşman ayrımı çok net. Evet diyoruz, FETÖ yaptı, darbe girişimiydi, meşru bir hükümet vardı, işte ondan sonraki seçimlerde halk dersini verdi diyoruz ama o dönem yani ben şimdi özellikle şu an kaçak olan FETÖ firarisi Can Dündar'ın yaptığı belgeselleri falan izleyince o kadar bunu derin yaşıyorsunuz ki diyorsunuz ki İyileşiyor yani hakikaten bu süreçten nasıl çıkılmış? Yani o gün çok ciddi siyasetin ve demokrasimizin üzerinde bir kasvet vardı. Ve bir gazeteci yazarın bunu o gün söylemesi de çok kolay değildi. Çünkü yani özellikle yani sol seküler gazetecilerin birçoğu hatta Cumhuriyet Halk Partisi milletvekilleri parlamentodan bu işe siyasi olarak bir nevi mühimmat taşıdılar. Ve bu darbe demeyi de zorlaştırıyor. Çünkü orada evet marjinal bir örgüt var ama buna toplumsal zemin kazandıran ve özellikle kendi seçmen kitlesi bakımı itibariyle dinamik olan bir partide sürece dahil olunca ister istemez o karşılık mukavemetiniz düşüyor. Başka şey de söyleyeyim. Gazeteci arkadaşların çoğunluğu sesini çıkaramadı zaten. Tabii çıkaramadı. Yani o büyük bir şeydi. Ben kendi kendime dedim ben Don Kişotluk mu yapıyorum bu? Ama yine sorsalar yine söyleyeceğim. Çünkü korktum şey. Da diyorsunuz yani. Evet, Oral Bey, bir şey. Oral Bey ben de TRT Arapça'da program yapıyordum. Aynı gece bunun bir darbe girişimi olduğunu 17-25 Aralık darbe girişimi olduğunu yargı darbe girişimi olduğunu ve hesap vermeleri gerektiğini de açık net söyledik. Arşivlerde vardır. Evet, Allah razı olsun. Puslu bir havaydı. Oradan meseleyi görüp tavır koymak hakikaten çok kıymetliydi. Evet. Tehlikeli bir dönemde. Oral Bey 68 kuşağı 71 darbesini gördü, 82'yi gördü, 28 Şubat'ı sen gördü. Elbette ki sezecekti. Evet. Sezecekti. Ama ya benim bir sürü arkadaşım maalesef o darbe girişimlerini anlamadılar. Yok anladılar. Ama Erdoğan karşıtlı, cesaretle de ilgili değil, gönüllülük vardı. Gönüllülük tamam. Çünkü şöyle, Erdoğan karşıtlı Türk siyasetine bir irrasyonaliteye getirdi. Doğru. Evet. Yani Erdoğan gitsin de bu bazen DEM'le olabilir, PKK'yla da olabilir, FETÖ'yle de olabilir. O nefret, o karşıtlık artık siyasetin tahkimatında da özellikle bu tarz yapıların işine çok yaradı. Ya çünkü diyor ki mesela biz götüremiyoruz seçimler yoluyla. O zaman ne yapalım? Bu işe destek verelim, meşruiyet kazandıralım. Hatta uluslararası anlamında da lobi gücü kazandıralım. Tabii. Yani o anlamda ben görmediklerinden veya cesaret göstermediklerinden değil orada bir gönüllü ittifakın oluşturduğunu söyleyebilirim. Sayın Vekilim yani MİT'ları daha sonra da zaten MİT'ları meselesi oldu biliyorsunuz. MİT'ları daha sonra tabii. 1 Ocak sonra. 2014 şeyden sonra 17-25 Aralık'ta bu arada ben de 17-25 Aralık'ta Ataşehir ilçe başkanıydım. Ha. Yani ben de evet AK Parti ilçe başkanıydım. Ve bir hukukçu olarak yani düşünebiliyor musunuz? Her şeyi ya bu nasıl olur diyorsunuz. Siz neredeydiniz Emre Bey? Ben o zaman AK Parti gençlik kollarında genel merkezde genel başkan yapmışsıydım. Bir de şeyi anlatayım size. Başkanımmışsınız. Bu 17 ama biz o zaman gençlik kollarıydık. Siz gençlik kollarıydınız. O zaman ben Ankara'daydım. 2009-2017 Aralık hikayesinin bir parçası olarak bir mesele daha var. Neydi unuttum bak şimdi. Ama ben 2013, 17-25 Aralık, 2014, 2015 o dönem hep ilçe başkanıydım. Yani ben
bir teşkilatçı olarak o dönem ne kadar felaket varsa MİT tırları, yani ben 2009'dan itibaren ilçe başkanı olunca böyle her şeyi ben yaşamış oldum. Gerçekten çok zor zor dönemlerdi. Bu sırada aklına geldi. Taraf gazetesinde şimdi sonunda biz yayın yapıyoruz. Patron memnun değil. Sonunda ayrılmak durumunda kaldık, istifa ettik. Bütün gazetenin yazarı, toptan bütün yazarları. İçinde Mithat Sancar var, Alper Görmüş var. İstifa ettiniz, affınızı mı? Vahap Coşkun var. 24 yazarın 24'ü istifa ettik toptan. Ben genel yayın müdürüydüm. Şimdi bu arada onlar geldiler. Ekrem Dumanlı. Dedi ki abi biz sizin operasyonu biz yapmıyoruz dedi size. Ha bakar mısın? Peki tamam, yani yapmıyorsanız dedim. Ben siz kimin yaptığını bilmiyorum. Ama bize bir operasyon yapıyorlar şeyde, tarafta. O zaman dediler şey yapalım dedi Ekrem dedi. Seninle bir söyleşi yapalım, operasyonu biz yapmadık diyelim. Ben diyecekmişim. Dedim ki ben Deniz Baykal mıyım o kadar? Ben bana bunu dedirteceğinizi mi zannediyorsunuz dedim. Vav wow, süpersiniz hocam ya. Ve dedim, sen şunu şey yap dedim. Biz bu operasyonu yapmadık. De yaz kendi köşende dedim. Göreyim. Ondan sonra. Bir yazı yazdı. Hakikaten işte biz oral çalışlara karşı değiliz. Çok severiz ama şey Neşe Düzer'e de karşı değiliz falan. Dedim güle güle kardeşim. Yani böyle o, aynı Deniz Baykal'a yaptıklarını da yapmak istediler. Vay. Operasyondan sonra ben diyecektim ki Hoca Efendi yapmadı bunu, işte başkaları yapmıştır falan. Hemen bir bel altı. Yani bütün o geçmişi hatırlatmak için ne kadar operasyonel. Şey ya orada sevgili Emre Cemil Ayvalı'nın söylediği hani muhalif ve sol, solun bu anlamda desteği değil, tam tersine şey nasıl olsa gitsin de böyle gitsin noktasındaki o fırsatçılık. Ben orada mesela Cumhuriyet Halk Partisi tabii tam 2015 yargı krizinden şey yargı darbesinden sonra seçimler var. 2014 yerel seçimler var. Yani 17-25 Aralık 5 ay sonra seçimler var. Yani düşünün her kendi ilçemde bütün şeylerde billboardlarda o hani sahte kayıtlar, ses kayıtları. Grup toplantısında dinledim. Grup toplantıları ama orada aynı zamanda billboardlarda da şey yapıyorlardı. Yani düşünün hukuken nasıl montajlanarak oluşturulduğu sonra anlaşıldı ama o zaman ya o zaman o kadar büyük bir abanma oldu ki çok özür dilerim amiyane tabirle. Yani yeter ki 2014 seçimler var, seçimlerde de bu işimize gelsin, işimize yarasın. Ama ben beni çok şaşırtan dönelim. Şey oldu biliyorsunuz %42, 42,5 değil mi 2014'te? Evet. 2014'te 44 aldılar. Şey, 40, AK Parti. AK Parti. Belediye başkanının işte toplamda 44. Toplamda 44. Ve şunu gördü muhalefet. Eğer bu toplumun vicdanına bir şey dokunuyorsa kardeşim, sen istersen 7/24 televizyonda, istersen mecliste, istersen billboardlarda. Nerede ya olmadı ve toplum o kadar sağduyu burada ve ferasetli davrandı ki. Yani onun FETÖ darbesi olduğunu, o montaj, bütün kasetlerin, her şeyin inanılmazdı. Ben bir hukukçu olarak özellikle beni çok etkilemişti. Ben şöyle söyleyeyim, yani bu aslında Türkiye'nin Kürt meselesini çözme konusundaki iradesini kırdı sonunda. En önemli meselelerden biriydi. Gerçekten Tayyip Erdoğan bu işin çözümü çözüm konusunda sürecinin bir ciddi irade koyuyordu ortaya. O iradeyi kırdılar bütün bu operasyonlarda. Ve tarihi olarak önemli bir yerden döndük. Yani hocam sonuç itibariyle düşünebiliyor musunuz? Tutuklama kararını o zaman daha sulh ceza, şu anki sulh ceza sistemi yok, gelmemişti. İstanbul Adliyesi'nde kaç tane asliye ceza var? Hepsi onlar. Ve habire tutuklama kararı. Yani her şey onu tutukla, bunu tutukla, listeler. Bütün FETÖ'cü savcıların elinde. Ya o anda mesela ben ya hukuk ne yapacaksınız? Yani ben bir hukukçu olarak yani kardeşim delelim dedim yani. Delelim müzekereyle de olsa bu tutuklama kararlarının iptaline gidelim bir şey. Yani başka türlü
nasıl olacak? Şimdi hukuk her zaman ehil ellerde değilse, birinin eline de geçmişse ve bu her türlü kötülüğü göze almış, yapmaya hazır birilerinin eline geçmişse, yani nasıl hukuk korunsun diyebilirsiniz ki? Ya o yüzden gerçekten şu deprem, 6 Şubat depreminden aldığımız o acı ve o şeyin daha derinini, onun kadar derinini pardon, o 17-25 Aralıklarda yaşattılar bu ülkeye. Evet. FETÖ'cüler. O zaman yerel seçimlere bir geçelim. Yani, yönetmenim kaç dakikamız var araya? 12 dakika bayağı varmış. Şimdi o zaman yerel seçimlere geçelim. Tabii ki 53 gün kaldı, öyle değil mi? 53 gün kalmış oluyor. 53 gün kaldı. Bizim de Rize'nin plakası çıktı ortaya yine. Ben tabii burada algıda seçicilik yapıyorum memleketimde. Buradan selam öyle olsun. Mi? 53. Doğru doğru. Şimdi bugün özellikle AK Parti Şanlıurfa İlçe Belediye Başkan adayları tanıtıldı. Bir yandan baktığımızda ki ne oldu bilmiyorum ama DEM Parti İBB adayı kim olacak derken Başak Demirtaş'ın adaylığı açıklanacaktı. Sonra bir anda hayır ben aday değilim dedi. Bunu da konuşacağız. Özellikle yine Lütfü Savaş'ın adaylıktan çekimi iddialarına kendisinin yanıtları vardı bugün. Haliyle yerel seçimlere doğru giderken işler biraz kızışıyor, karışıyor. Ortalık gerçekten karışık bir durumda. Ben kendi adıma söyleyebilirim ki bu seçimlerde ne olacak açıkçası kestiremiyorum. Dolayısıyla Emre Bey size dönmek istiyorum. Öncelikle ki siz AK Parti MKYK üyesisiniz ki yoğun bir çalışmanız da var. Özellikle İzmir'de öyle değil mi? Evet İzmir. İzmir'de. Dolayısıyla yine tabii ki AK Parti ve Cumhur İttifakı'nın da süreçlerini takip ediyorsunuz. Neler söylersiniz artık yerel seçimlere doğru giderken yaşananları böyle bir özetlemenizi isteyeceğim. Zaten sonra soru evet. Soru açacak, laf lafı açacak. Buyurun. Yani biraz tabii bu geçmiş son seçimin bu seçime çok yakın olması. İster istemez bu seçim havasının da biraz geç oluşmasına neden oluyor. Hala tam manasıyla hani seçim havasının oluştuğunu, hani bir oy tahmininde genel anlamda bulunabileceğimizi söylemek güç. Çünkü gerçekten 2023 Mayıs seçimleri çok zorlu bir atmosferde geçti. Ve herkesin son dakikaya kadar artık heyecan duygusunun zirvede kaldığı bir seçimdi. Bir nevi o seçim sonuçlarıyla beraber siyaseten hani ciddi bir demokrasi boşalmasını da yaşadık. Yani herkes bir nevi siyaseten tatmin olmuş bir şekilde seçimleri geride bıraktı. Her yere yıkılmış. Morali bozulmuş ve gelecek umudunu muhalefette özellikle bu son kurultay meselesine kadar hani çok ciddi noktada bir dağılmışlık söz konusuydu. Cumhur İttifakı'nı destekleyenler açısından da bardağın dolu tarafı, bardağın boş tarafı. Boş tarafı. Cumhuriyet Halk Partisi'ni... Ben de muhalefetteydim canım. Muhalefete oy verdim ama... Moraya bozuk deyince tabii buyurun. Evet, Emre Bey. Cumhur İttifakı'nı destekleyenler de hani bir nevi rahatlamış vaziyetteydi. Dolayısıyla hani bu seçim özellikle hani hem yerel seçimler olması hem de daha yeni bir seçimden çıkmamız dolayısıyla biraz açıkçası böyle seçim matematiğinin, seçim atmosferinin daha yeni yeni oluştuğu belki bir süreci beraberinde getirdi. Tabii muhalefette de şimdi ciddi bir dağılmışlık var. Yani hem Cumhuriyet Halk Partisi'ne bakıyorsunuz kendi içinde bir dağılmışlık var. Üç parçadan söz ediliyor. İşte daha önce Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu birlikteliğinin Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı bir durumu söz konusuyken işte bugün acaba Kılıçdaroğlu ile Özgür Özel mi beraber? İşte seçim sonrası farklı bir kurultay hesabı mı var? O konuşuluyor. İyi Parti zaten süreçten tamamen çıktı. DEM Parti'nin durumu meçhuldü. Diğer taraftan Deva, Saadet, Gelecek artık zaten farklı bir yeniden refah yol izledi. Yeniden Refah keza öyle. Dolayısıyla şu an açıkçası biraz daha böyle genel seçimde olan oy verme davranışının aksine biraz daha artık daha parçalı bir siyasi atmosferde adayların değerlendirileceği, hani tam manasıyla bir yerel seçim yaşayacağımız bir atmosfer doğdu. Tabii burada ben özellikle bu Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle beraber gelen bir seçim sistemi ve dolayısıyla partiler arasındaki ilişkiyi etkileyen yeni bir siyasal ilişki biçimi doğdu. Bu da neydi? İttifaktı. Ve o zaman biz genel seçimlerde şunu sık sık söylüyorduk. Eğer ittifakınız organikse, yani bir sosyolojik birlikteliğiniz varsa, İç ve dış politikada ortak müştereklerinizi sağlayabiliyorsanız,
kendi oy veren seçmeninizi de buna ikna edebilecek bir liderlik ortaya koyabiliyorsanız ne yerel seçimde ne genel seçimde partiniz ne kimlik açısından zarar görür ne de ittifaktan dolayı zarar görür. Ama ittifakınız organik değilse, inorganikse, yani tamamen bir karşıtlık üzerine bir araya gelmişse, işte bütün partiler birbirini sadece farklı siyasal kesimlerin oy deposu olarak görüp matematik olarak topluyorsa bu çok uzun vadeli sürmez. Hatta 2 artı 2, 4 değil bazen 3 eder. Çünkü mesela HDP'ye oy veren bir kişi İYİ Parti'yi masada gördüğü zaman der ki kardeşim o zaman ben sana oy vermiyorum. Veya İYİ Parti seçmeni için aynı şey geçerli veya CHP seçmeni için geçerli. O yüzden bu inorganik ittifakların da bir nevi çok sürdürülebilir olmadığının testiydi 2023 seçimleri. Hakikaten de öyle oldu. Şimdi İYİ Parti Meral Akşener istediği kadar atıyorum altılı masada kalmak istesin. Veya hatta bence bir dönem HDP'ye çok sıcaktı ama kendi tabanında tutmadığını gördü. Hatırlayın kahvaltı paslaşmaları, işte Kürdistan söylemine adeta yani normalde kendi oy veren seçmen kitlesinin sıcak yaklaşmayacağı bir mesele. Ona çok nezaketle yaklaşması, HDP karşıtlığından ziyade meseleyi AK Parti karşıtlığına indirgemesi, hatta Koray Aydın gibi daha çok milliyetçi bilinen birinin İşte seçmen sandıkta mühendisliğe okeyse biz bunun bir nevi ince ayarını yaparız demesi. Ama ondan sonra tabii ne oluyor? Bir de size oy veren seçmenler var ve bunlar bu duruma sıcak bakmıyor. Ve bu sefer sizin parti içerisindeki iktidarınız bir beka meselesi haline geliyor. İYİ Parti bu yüzden artık orada kalamadı. DEM Parti, biz CHP ile ittifak yaptığımızda veya ona bir destek olduğumuzda o zaman ne oluyor? Oylarımız erimeye başlıyor. Ki yerel, genel seçimlerde bunu gördüler. Ve zorunlu olarak daha müstakil bir siyaset izleme yoluna gittiler. Şu anda da birbirinden geçmişe dönük hesap soruyorlar. Ben bunun yerel seçimler açısından da önemli bir gerekçe olduğunu. İttifak algısı kayboluyor mu? Bence ittifak algısı genel seçimlerde yani kolay kolay değil. Zaten demokrasi bir nevi farklı siyasal kesimleri nasıl buluşturduğunuzla ilişkili bir şeydir. Yani bu koalisyon, ben koalisyona çok sıcak bakan, evet, parlamenter sisteme sıcak bakan biri değilim ama orada da bu arayış vardır. Farklı bir metotta, bana göre yanlış bir metotta. Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde de bu metot vardır. Veya Amerika'daki başkanlık, Fransa'daki yarı başkanlık sisteminde de bu arayış vardır. Sadece sizin bu arayışta seçmen ne kadar belirleyici, millet ne kadar manipüle oluyor. Yani bunun yollarını meşru ve demokratik hale getirmeye çalışırsınız. Ama burada sürdürülemez bir durum var. Ve daha CHP kendi parti içi sorunlarını halledemiyor. İYİ Parti daha kendi parti içi sorunlarını halledemiyor. Kaldı ki diğer partilerle iş tutabilecek bir koordinasyon kapasitesini ortaya koysun. Bu kolay değil. Ama bakın Cumhur İttifakı'na bakıyorsunuz. Hiçbir o anlamda hani yeniden Refah Partisi destek vereceğini açıklamıştı. Bugün Erdoğan'ın açıklamalarına o zaman katılıyorsunuz. Dedi ki bir iç savaş yaşıyorlar CHP'yi eleştirdi. Tabii çok ciddi noktada bu zaten görünüyor. Ve bunun zaten artçı şokları ve devamı zaten bu çok kolay halledilebilecek bir mesele değil. Yani sizin yöneticilerinizde bütün diğer siyasal tabanları ikna edebilecek bir liderlik olmadıktan sonra bu kavga sürer. Ama burada dikkat çekilmesi gereken asıl soru şu. Yani evet bir tarafta MHP ve AK Parti birlikteliği var. Özellikle büyük şehirlerde ama birçok ilde de herkes kendi adayıyla yine giriyor. Almadan devam ediyor. Ve bir çatlak almıyor. Ayrı ayrı seçime girdikleri yerde bile bir siyasi nezaket durumu söz konusu. Birbirlerini ideolojik olarak yaftalama. Yerlerde destekleyeceğiz. Birbirlerini ideolojik olarak yaftalama veya geçmişe dönüp başarısızlıkla suçlama gibi bir durum yok. Çünkü bu da bir nevi tutarlılık gerektiriyor. Şimdi İYİ Parti'nin Ekrem İmamoğlu'nu eleştirmesi veya işte bazı CHP'li belediyelerin İYİ Partili belediyeleri eleştirmesi haliyle geçmişte niye o zaman bunlar dile gelmedi? Şimdi bir kopukluk veya yarış olduğunda mı söz konusu oluyor sorusunu akla getiriyor. Ben buradan acizane şunu söylemek istiyorum işin nihayetinde. Zaten Cumhuriyet Halk Partisi belediyecilik anlamında çok başarısız bir parti. Hiçbir zaman bir model ortaya koyamamış. Bugün değil, tarihte de koyamamış. Ve seçmen ona şans vermiş 94'te olduğu gibi 2019'da da şans vermiş. Mesela az önce Resul Bey Üsküdar'daki Esenler'deki dönüşüm modelinden bahsetti. İşte Pınar Hanım
keza bunların somut örneklerini açıkladı. Yani ben Ankara'da işte 7-8 yıldır ikamet ediyorum. Ankara'da neredeyse dönüşmeyen yer kalmamış. Ama bakıyorsunuz CHP ile ilgili veya CHP ile herhangi bir belediyede herhangi bir model örneği gösterebiliyor muyuz? Son 30 yılı da dahil söylüyorum buna. Ya demek ki siz bir model ortaya koyamamışsınız. İzmir'de bile CHP'ye oy veren seçmen şunu çok iyi bilir. CHP belediyecilikte kötüdür, başarısızdır. Ha ben ideolojik angajmanlarla oy veriyorum, o ayrıdır der size. Bu da hem kurumsal kapasite anlamında Cumhuriyet Halk Partisi'nin yerel yönetimler kapasitesi, hem de diğer taraftan da daha yeni bu Türkiye'ye çok ciddi umutlar vaat edip altılı masada, 6+1'li masadaki bir başarısızlık berabere gelince özellikle seçmene doğrudan dokunan hizmetlerin bir yarışı olan bu seçimde bence seçmene de çok ciddi bir fikir veriyordur diye düşünüyorum. Evet. Kabaca bu. Şimdi o zaman reklama bir gidelim, sonrasında devam edeceğiz. Değerli izleyiciler, kısa bir aranın ardından yeniden buradayız. Evet değerli izleyiciler, kısa bir aranın ardından Haber Arena programıyla kaldığımız yerden değerli konuklarımızla konularımızı işlemeye devam ediyoruz. Yerel seçimleri konuşuyoruz ve haliyle partilerin tavırlarını ittifak halinde olup olmadıklarını tartışıyoruz. Dolayısıyla bugün de önemli gelişmeler vardı. Onlardan biri de Başak Demirtaş neden çekildi ve özellikle Lütfü Savaş'ın adaylıktan çekilme iddiaları da vardı. Emre Cemil Ayvalı ile değerlendirmemizi yapmıştık bir önceki bölümde. Pınar Hanım size gelelim. Neler söylersiniz yaşananlarla ilgili? Süreci nasıl değerlendirirsiniz? Artık çok az bir sürede kaldı. Yani ben Başak Demirtaş'tan başlayacak olursak bu konu gündeme geldiği andan itibaren Başak Demirtaş'ın ne kadar böyle ciddi adayım vesaire işte genel merkezlerin açıklaması her ne olursa olsun ben aday olmayacağını söylemiştim. Hı. Çünkü burada mesele Başak Demirtaş'ın adaylığının altında demin içinde bulunduğu karışıklık ve Selahattin Demirtaş'ın partinin genel merkezle daha doğrusu arasında çok derin bir çatışmanın olduğu. Bu çatışma ortamında Selahattin Demirtaş'ın bir dakika ya ben siz ne yapıyorsunuz oturup Ekrem İmamoğlu'yla İstanbul'u ilçe ilçe meclis üyeleriyle işte iştiraklerle paylaşıyorsunuz o kadar da değil minvalinde buna benzer bir durum olduğunu ve bu durumun bir süre sonra Selahattin Demirtaş'a yani sen bizim işte her ne olursa olsun genel başkanımızsın işte sensiz tabii ki den bir anlam ifade etmiyor gibi biraz onun o içinde bulunduğu psikolojiye yönelik bir açıklama olacağını söylemiştim. Tabii tam o sırada Leyla Zana'nın çıkışı vardı. Tam aynı ana denk geldi aslında. İşte Leyla Zana Selahattin Demirtaş'ı tamamen dışlayan, onu yok sayan bir açıklamada bulundu ki Leyla Zana çok uzun zamandır hiç ortalarda yokken birdenbire öyle bir açıklama devamında Başak Demirtaş'ın adaylığı iki amaca hizmet etti onlar açısından. Bir, CHP ile DEM arasında ciddi bir İstanbul özelinde ve diğer bölge diğer yerlerde de keza öyle bir pazarlık vardı. O DEM olabildiğince bir alan kendisiyle ilgili yer, ilçe ve farklı talepleri vardı. O konuda hem Cumhuriyet Halk Partisi ve Ekrem İmamoğlu'na söylediğini yaptırtmak şeyi vardı. Demin böyle bir yaklaşımı vardı. İşte Demirtaş araya girerek biraz böyle frekans ayarını bozarak bu gidişatın, bu pazarlığın istediklerini bence aldılar. Yani Başak Demirtaş masaya bu şekilde geldi. Ne oldu sizce peki? Ne olmuş olabilir? Ben öncelikle Cumhuriyet Halk Partisi'nde demin İstanbul özelinde çok iyi bir yani kazan kazan durumuna kendileri açısından geldiğini bilerek düşünüyorum. Bilerek yapılmış bir durum mu sizce? Mesela özellikle böyle gösterilip sonrasında bakın aslında İmamoğlu demi desteklemiyor. Artık onun bir suçu yok gibi mi algısı yaratılmaya çalışılıyor? Ama İmamoğlu'na her konu sorulduğunda ben partilerle hiç yani
Şimdi bir önceki şunu, seçimlerde evet, özellikle Sayın İmamoğlu şunu dese yani, tabii. Biz işte iktidar bizi bundan vurdu, işte terörü destekliyoruz gibi bundan yakındı ya, ondan soruyorum. Yani uzakmış havası yaratarak herhalde böyle bu şekilde tamamen uzağız. Birbirimizi hiç tanımadık, evet. Tanımıyoruz. Yani yolda görsek selam vermeyiz. Herhalde bunu dediniz, evet, evet. Sizin sorunuz. Ya buna kim inanır diyelim yani, hani kaç kişi inanır? Gerçekten Ekrem İmamoğlu'yla ya da Cumhuriyet Halk Partisi'yle DEM arasında sadece bu yok ki. Yani sadece bunun üzerinden bir okuma olmaz. Evet. Sadece İstanbul özelinde de olmaz. Sonuçta Cumhuriyet Halk Partisi'nin her ne olursa olsun DEM'le bundan sonraki aşamalarda da bir birliktelik kurmak istediği belli. Çünkü hayatında Cumhuriyet Halk Partisi Doğu ve Güneydoğu'da hiç %5-3 oy aldı mı yani? Yok. Ama bu genel seçimlerde Kemal Kılıçdaroğlu desteğiyle DEM'in bütün oyları, DEM seçmeni tam bir firesiz diyeceğim, 14 Mayıs'ta tam bir firesizlikle desteklediler. DEM seçmeni destekledi. Daha sonra Ümit Özdağ'la olan o protokol falan ortaya çıkınca yine DEM seçmeni bu konuda biraz tepki gösterdi ve sandığa gitmedi. Daha sonra Demirtaş'ın açıklamaları geldi peşi sıra. Genel merkez beni dinlemedi. Beni dinleseydi, işte beni aday gösterseydi bu sonuç olmazdı dedi. Yani Selahattin Demirtaş gerçekten şu an, bugün zaten cezaevinde ziyarete giden heyete de baktığımızda Selahattin Demirtaş'ın belirleyiciliği konusunda genel merkez bence anlayacağını anladı. Yani hem Başak Demirtaş'ın adaylığı gündeme geldiğinde genel merkez eş başkan Ayşegül, soyadını hatırlayamadım, kendisi de bizim en güçlü adayımızdı derken orada da biraz o çatışmanın şeyini verdiler, ipucunu verdiler. En güçlü adaylarımızdan biridir diyerek, yani sadece o değil, evet, başka adaylarımız da var. Ya o konu tamamen DEM'in içinde ciddi bir şey var. Ayşegül Doğan. Ayşegül Doğan'ın açıklaması Başak Demirtaş'ı ve Selahattin Demirtaş'ın, yani Başak Demirtaş tabii ki burada bir sembol, Selahattin Demirtaş'ın eşi. Başak Demirtaş bizim en güçlü adaylarımız zaten. Yani en güçlü adaylarımızdan biridir derken Selahattin Demirtaş'ın eşi olması, tabii, nedeniyle ancak bu kadar olabilir gibi yine bir şey vardı. Orada yine bir aralarındaki o ihtilafı gösteren bir ifadeydi bence. Yani ben başından beri DEM'in Cumhuriyet Halk Partisi ile İstanbul'da ittifak kuracağı konusunda, evet, emindim. Başka türlü Ekrem İmamoğlu'nun kazanma şansı sıfır yani. Hani imkan dahilinde değil. Herkes biliyor ki Cumhuriyet Halk Partisi 2019'da İyi Parti, DEM ve o ittifak noktası olmasaydı Sayın İmamoğlu'nun seçilme ihtimali ikinci yenilemede bile mümkün değildi. Şu an Demirtaş, Başak Demirtaş değil ama yine Sarı Şuraya Önder veya Meral Danış Beştaş arasında bir tercih yapacağı söyleniyor. Şubat'ta işaret ediliyor. Yani Süreyya Önder daha önce aday oldu ve çok alamadı. %2-3 gibi. Hatta kendisi ben bir kez bunu denedim, boyumun ölçüsünü aldım gibi bir şey de söyledi. Meral Danış Beştaş da bence yani bu DEM seçmenine, hani biz aday gösteriyoruz ama siz kimi destekleyeceğinizi ne biliyorsunuz. Tavşan aday. Yani bu net. Hani Başak Demirtaş gerçekten aday olsaydı, yani firesiz ben DEM seçmeninin %8-9 civarında net bir oy alacağını ve kesinlikle İmamoğlu'nun kazanma ihtimalinin yani sıfır olduğunu söyleyebilirim. Ama şu haliyle yine %2-3 gibi bir oran, zaten şu an Murat Kurum'la İmamoğlu arasında
hemen hemen 1,5-2 puan gibi bir daha önce %8-9 olan fark şu an kurum lehine 1,5-2 puana kadar düşmüş gözükmekte. Bu 50 gün içinde sayın kurumun performansı gerçekten çok iyi bir performans. Hiç polemiklere girmeyen, kendi projelerini anlatan bir isim, bir aday. Yani bu anlamda o 1,5-2 puan demin aday çıkartmaması halinde belki biraz şey olurdu ama yine ben şu an seçim dengeleri, yani seçimin şey dengesini, hani kim en çok bozabilir derseniz ben açıkçası burada yok. Şu an dem artık şey yapacak. Aslında Kara Mahmutoğlu'nu konuşabiliriz yani bence. Evet. Yani tamam. Onun Azmi Kara Mahmutoğlu'yla demin çıkaracağı aday arasında kim dengeleri bozabilir diyorsanız ben Azmi Bey'in bu anlamda gerçekten yani çok siyasetin iyi isimlerinden biri. Milliyetçi seçmende bir saygınlığı olan, bir şeyi olan, duruşu olan, sevilen bir isim. Yani bu anlamda İYİ Parti'den geçişler olur, Cumhuriyet Halk Partisi'nden geçişler olur. Ben olmaz, ya o kesinlikle olur ama ne kadar olur onu bilemiyorum. Ama Cumhuriyet Halk Partisi'nin milliyetçi seçmeni içinde Azmi Kara Mahmutoğlu bir anlam ifade eder. İYİ Parti seçmeni içinde anlam ifade eder. Belki MHP içinde bazı seçmenler içinde bir anlam ifade eder. Yani bence onu konuşmak daha doğru olur. Evet. Oral Bey, siz neler düşünüyorsunuz ki zaten DEM Parti Grup Başkan Vekili Sezai Temelli dedi ki, demiş ki İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayını 9 Şubat'ta açıklamayı düşündüklerini söyledi. Bu anlamda yine Selahattin Demirtaş'ın da açıklaması var. Parti kayıplarını telafi etmelidir başlığıyla şu an KJ'de görüyorum. Yönetmen arkadaşımdan teşekkür ederim. Neler söylesiniz Oral Bey? CHP DEM Parti ilişkisi oldukça karmaşık bir ilişkiye dönüştü. Şimdi mesele yalnızca yerel seçimleri kazanmak değil, iki kaybetmiş tarafın yeni baştan nasıl bir rehabilite edilecek sonuç yaratabilecekleri. Burada çünkü diyelim ki aday gösterdiler İstanbul'dan, bir grup insan diyecek ki sizin yüzünüzden İmamoğlu seçilemedi deyip kendi partileri içinde problem çıkacak. Ama onlar da diyor ki bize ne yani İmamoğlu, yani şimdi, o kadar da şey değil. Şimdi öyle düşünenler var ama tersini düşünenler de yani DEM Parti'ye, HDP'ye hatta AK Parti'ye oy vermiş Kürt seçmenleri zaman zaman farklı davranmayı da ortaya koyuyorlar. Yani mesela bu 2019 seçimlerinde ikinci turda 800 bin farkın oluşmasında bence Kürt seçmenlerin önemli bir rolü olduğunu düşünüyorum. Ben katılmıyorum hocam. Tam tersine orada seçimin yenilenmesi nedeniyle AK Parti seçmeninin biraz... AK Parti'ye oy veren Kürt seçmenin. Yo, Trabzonlu seçmende aşk olsun. Olabilir. Yani neyse. Niye Trabzon'u hep... İhaleyi Kürt. Yani hep o ihaleyi onlara yığdım. Bir tarafım ağrı, bir tarafım Trabzon. Kürt seçmen... Savaş Bey'le selam olsun. Yani onların ailesi kızdı mesela biraz. iki bloka oy verir. Bir AK Parti blokuna, bir DEM Parti blokuna. Yani yüzde diyelim 50'si... DEM Parti'ye veriyorsa %40'ı AK Parti'ye, %10'u da diğer partilere. Ben mesela hocam bu dediğinize katkı olsun diye söylüyorum. Lafınızı kestim, özür dilerim. Mesela bu 2023 seçimlerinde ben yani DEM tabanından da AK Parti'nin oy aldığını düşünüyorum. Hangi seçim? 2023. 2023'te. Tabii. Şundan dolayı yani işte belki DEM'e verecekken müstakil olarak girdiğinde ama farklı bir ittifak bileşeni gördüğünde ne yapıyor? Kopuyor. Yani o yüzden bu ittifak sisteminde milletin seçim öncesi puanlama yaptığı, şimdi parlamenterde bilmiyorsunuz. Mesela ben Pınar Hanım'a oy veriyorum ama Oral Bey'le bir araya gelecek diye vermiyorum yani. O tamamen muamma. Evet. Ama bunda önceden gördüğü için 2+2 4 etmeyebiliyor. 3 ediyor. Bence DEM'le CHP bunu gördü. O yüzden bence bu tavşan aday formülü tabii ki de farklı anlaşmazlıkları da var. Onunla beraber oldu. Yani şimdi bu yalnızca negatif bir ilişki değil. Bu ilişkinin ben Türkiye bakımından önemli, olumlu yanları olduğunu da düşünüyorum. Cem'le DEM Parti. Çünkü CHP'le DEM Parti. Sonuçta meşru zemine çekilmesi ve
silahlı eylemlerden kopması Kürt hareketinin, silahlı eylemleri daha fazla dışlayacak bir birikim oluşturması, biraz da meşru siyaset cephesi içindeki meşruiyetlerinin artmasıyla paralel. Yani o alanda meşruları öbür tarafta mücadele edebilme enerjileri daha fazla artıyor. Onun bir için de ben, hocam demin zaten oyları düşüyor. Yani Dem Partisi'nin şimdi bir kere oylarının düşüşte olduğu kesin. Ben düşüş düştüğünden çok emin değilim. Bu seçimde düşüyor hocam yani. Yani şöyle ben kendi çevremde bakıyorum. Dem'e oy veren arkadaşlarımda hiçbiri geri adım atmış değiller. Hepsi ısrarla devam ediyorlar. Neyse benim söylemek istediğim şey bu yani değil. O 2015'teki gibi öyle bir şey zaten hiç beklenmesin. %19 falan bence bu durum şu an Demirtaş'ın tekrar aday değilim demesi de sanki böyle Demirtaş ağırlığının çok önemsenmediğini gösterir. Bu bence biraz daha Dem'in oylarını da aşağı çeker. Şimdi baş tersi de olabilir. Şöyle olabilir. Mesela ben Dem kendi içinde de bölünebilir mi? Yani bence şu an bir konsolidasyon sağlamadı. Dem'deki düşüş eğilimini evet. Ve Dem'de genel merkez işte şu anki eş başkanların Selahattin Demirtaş'ı dışlayan hali bu düşük oy düşüşündeki temel nedenlerden biriydi. Bence bunu çözemediler. Hayır, bu şöyle oldu. Sanki zorla Demirtaş'a açıklama yaptırıldı. Ben devam edeyim istedim. Devam edeyim. Pardon. Ha, biraz şey olsun sonuç diye. Sonuç olarak Dem Parti ile CHP ilişkisi tekraren söylemek istiyorum. Araya girildi çünkü. Hı, tabii ki. Türkiye'de Dem Parti'nin şiddet ve silahtan kopuş eğilimi içindeki Kürt hareketini olumlu yönde etkiler. Bunu önemsiyorum. Çünkü devlet, CHP büyük bir geleneksel devlet partisi. Büyük bir son tahlilde böyle bir partiyle ilişkileri onların iki tarafı da olumlu yönde etkiler diye düşünüyorum. İkincisi, şimdi İstanbul seçimlerinde Demirtaş'ın çıkışının anlamı ne? Demirtaş'ın çıkışının anlamı şu. Bir PKK var ve merkezi otorite olarak kararlarda belirleyici etki yapıyor. Bir de birikmiş böyle liderleri var yasal alanda. Bunlardan biri de Selahattin Demirtaş, en etkili olan. O da diyor ki ya biz kendi irademizle hareket edelim. Kendi irademiz öne çıksın. Bunu diyor dolaylı olarak söylediği zaman. Bakarsanız bütün kritik zamanlarda yaptığı açıklamaları. Evet. Söyledi bu. Şimdi Dem Parti bunun ikisi arasında bir yerde kaldı. Yani bir yerde açıktan biz kendi irademizle hareket edelim. Silah ve şiddet artık kesinlikle bizim içimizde kabul görmesin diyen eğilimle şey eğilimi, yani PKK olmadan olmaz diyen eğilim arasındaki mücadele devam ediyor. Demin içinde var bu. Bu seçimler geldiği zaman onları birliğe itiyor. Neden birliğe itiyor? Sonuçta AK Parti devlettir. Devletle olan mücadelede muhalefetle birlikte hareket ederek bir yer elde etmeleri mümkün. Çünkü şey onlara çok sıcak bakmıyor. İktidar yani MHP ile ittifaka girdiğinden beri Tayyip Erdoğan esas itibariyle Kürt meselesinde geçmişteki sert politikayı, devlet politikalarını bir ölçüde devam ettiriyor. Yani hocam bu da bir çelişki değil mi? Yani çelişki değil. Dem eğer Kürt meselesini çözmek istiyorsa iktidar olan, hükümette olan partiyle çözmek midir? Yoksa muhalefette hiçbir zaman iktidar olmamış şöyle muhalefetle söyleyeyim. Kürtler her yani zaman yani mesele bir sorunu çözmekse doğru söylüyorsun. Aynen böyle düşünüyorlar. Evet. Onlar da diyor ki biz bunu iktidarla çözebiliriz. Ama iktidar çözmek için onlara herhangi bir fırsat veya eğilim gösteriyor mu? Şu anda göstermiyor. Ama yani biraz önce konuştuk ya 17-15 17-25 Aralık olmasaydı dediniz ya hocam. Resul Bey bir şey mi söylediniz? Pardon. Resul Bey. Geçmişte gösterdi. Oral Bey çok iyi biliyor dedi. Doğru söylüyor. Ben şimdi geçmişi gösterdi ve olumsuz cevap aldı. Evet. Şimdi benim söylemek istediğim şey şu. CHP'nin Kürt meselesiyle ilişkisi olumlu bir ilişkidir. İkincisi bu seçimlerde Tayyip Erdoğan, bence Kürtler şunu beklediler. AK Parti'den bize bir hamle gelecek diye beklediler. Yani şöyle veya böyle işte cezaevleri kayyum atanması vesaire gibi bir beklenti oldu. Bu beklentiye cevap vermedi iktidar.
Bilmiyorum hesap neydi. Ya, fakat bu tabii onları kaçınılmaz olarak artık CHP ile ittifaka mecbur etti. Yani DEM Parti CHP ile aynı çizginin temsilcisi değil. Birlikte bir şey yapabilmek kabiliyetleri yalnızca yeni bir iktidar seçeneği yaratmak için olabilir. Bu seçimlerde bir iktidar seçimi değil. Sonuçta DEM Parti ile CHP arasındaki ilişki İstanbul seçimlerini belirleyecektir. Evet. Resul Bey, siz neler söylersiniz? Yani öncelikle bu Kürt meselesi ifadesini kullanılmaması gerektiğini düşünüyorum. Türkiye'de Kürt meselesi kalmamıştır. Terör meselesi vardır. Kürt meselesi bu konularda Kürt lafzını telaffuz etmek PKK'nın tuzağına düşmektir Oral Bey. Bunu tekrar etmeyin. Kürt meselesi hayır, bu, konusunda bakın, Kürt vatandaşlarımızın bizden daha az hakları var diyemeyiz. Ben hangi hakka sahipsem bütün Kürt vatandaşlarımız da aynı haklara sahip. Ana dil meselesi dışında Kürtlerin herhangi bir meselesi yoktur. Olanlar de Diyarbakır'da varsa Edirne'de de var. Tokat'ta da var. Dolayısıyla ben bölgenin problemlerini sürekli Kürt kelimesiyle telaffuz etmenin PKK'nın oyununa, tuzağına düşmek olarak görüyorum. Önce bunun altını çizmek istiyorum. Bir. İkincisi tekrar Oral Bey'e itiraz ediyorum. CHP'nin DEM ile ilişkileri Oral Bey'in iyimser düşüncesiyle DEM'i hakikaten Türkiye Partisi yapacak ve teröre mesafe koyacak bir çizgiye çekecek olsaydı ben de Oral Bey'le aynı kanaati paylaşırdım. Ancak tam tersini yaşıyoruz. CHP DEM'i ulusallaştırmaktan ziyade CHP tam tersine maalesef demleniyor. Yani ittifakta hatırlayın. CHP HDP'ye hangi şeyi kabul ettirdi? Ama HDP CHP'ye istediği bütün talepleri taleplerini kabul ettirdi. Yani tutum belgesindeki bütün talepler 11 maddeyi Kılıçdaroğlu altına imza atarcasına evet dedi. Yani orada kayyumlardan tutun yerel yönetim şartına varıncaya kadar tutum belgesinde ne varsa onların tamamını kabul ettirdi. Yani CHP DEM'i terörden uzaklaştırmaktan ziyade DEM vasıtasıyla DEM seçmeninin oyunu alabilmek için bir manevra yapıyor. Son derece yanlış yapıyor ve bu millet de zaten bunu görüyor. Bakın bugün Muharrem İnce gayet net bir şekilde ne dedi? Siz FETÖ'yle, siz DEM'le iç içe olursanız o vatandaş size oy vermez. Bunu ben söylemiyorum. Bunu kökten CHP'li Muharrem İnce söylüyor. Ya kendi artık referanslarınız çok değişti. Yani referansınızın için. Muharrem İnce olması bence bir şeydi. Muharrem İnce de referansım şimdi başka bir referans vereceğim. Kandil'den Mustafa Karasu'yu sana referans vereceğim. Şimdi bakınız Başak Demirtaş'ın adaylığı DEM Parti ve CHP'yi özellikle İstanbul seçmenini ve İstanbul'daki siyasi çevreleri evet heyecanlandırdı, harekete geçirdi. Ama bugün geldiğimiz noktada Başak Demirtaş'ın aday olmayacağı ve adaylıktan çekildiği de ilan edildi. Neden bu şekilde bu ortamı heyecanlandıracak, hareketlendirecek bir çıkış yapıldı da hangi sahikle geri dönüldü? Burada da işte bakın Mustafa Karasu'nun daha dün bu ittifaklar, eski ittifaklar devam etmeli. O ittifak bizim menfaatimize istikametinde sarf ettiği sözlerden sonra Demirtaş çekilmeye daha doğru karar verdi. Bir de Oral Bey'in isabetli bir sözü var. Yani DEM Partisi müstakil bir karar verecek pozisyonda değil ki. Kandil ne derse DEM onu yapmaktan başka bir yol bulamıyor. Dolayısıyla eğer DEM Parti içinde de evet ikiye üçe ayrılmış olduklarını biliyoruz. İttifaktan yana olanlar, olmayanlar vesaire. Artık bizi konsolide edelim tabanlı diyerek ittifaka girmemeleri gerektiği, CHP'nin payandası olmadıklarını söyleyerek müstakil olarak seçimlere katılması gerektiğini ifade edenlerin
ağırlıkta olduğu. Bu yüzden de geçen hafta DEM Parti sözcülerinin yaptığı açıklama ile 81 ilde kendi adaylarını çıkartacaklarını İstanbul dahil söylemişlerdi. Ancak Demirtaş son anda çekildi. Neden çekildi? Çünkü DEM kendisi artık karar verebilecek bir bağımsız siyasi parti görüntüsünü maalesef vermiyor. Evet, Mustafa Karasu'nun PKK liderlerinden, terörist başlarından açıklamasından sonra Başak Demirtaş'ın çekiliyor olması çok anlamlıdır. Niye çıktı? Selahattin Demirtaş ve kendi partileri içerisinde unutulmuş olması, ihmal edilmiş olması, efendim kenara itilmiş olması gibi bence bir takım saiklerden dolayı Başak Demirtaş, Selahattin Demirtaş'la görüştükten sonra geçen hafta Edirne'den ayrılınca ben aday olabilirim demişti hatırlayacak olursanız. Neden seçilemeyeceğini bildiği yahut aday yapılamayacağını bildiği halde bence burada Selahattin Demirtaş'ın sevelim sevmeyelim DEM seçmeninde tabanı olan bir siyasetçi. Tabanı olan ve sevilen sayılan bir siyasetçi. Başak Demirtaş'ın adaylığı DEM Parti'de evet bayağı İstanbul'da biraz önce Emre Bey'in de söylediği gibi oy olabilecek potansiyeli var. Potansiyeli var. Başka bir aday olduğunda onun kadar oy almayabilir. Peki neden bu şeyden vazgeçildi? Çünkü bunun arkasında artık evet hem Mustafa Karasu'nun hatırlattığı ittifakların devamı hem de İstanbul'daki CHP'nin adayının sıradan bir belediye başkanı adayı olmadığı, bir proje adayı olduğu, bunun 28'e hazırlanan bir profil olduğu, onun bu seçimlerde desteklenmesi gerektiği, kimi çevrelerden, etkin çevrelerden, hem PKK üzerinden, hem DEM üzerinden, hem yine bilemediğimiz belki yarın öbür gün ortaya çıkacak İstanbul'daki bir takım irtibatlardan Demirtaş'ın çekilmesi en azından tavşan aday çıkartılarak DEM oylarının önemli bir kısmının İmamoğlu'na gitmesini sağlama istikametinde çizilmiş bir senaryo demeyelim ama bir şey var, hareketlenme var. Ancak 20 Şubat'a kadar adaylar konusunda kesin şudur diyebilmek çok güçtür. Çünkü YSK'ya son isimlerin teslim tarihi bildiğiniz gibi 20 Şubat'ta olacak. 20 Şubat'a kadar neler olur neler olmaz bilemiyoruz. Demirtaş çekildi ama acaba DEM Parti nasıl bir aday çıkartacak? Hakikaten akşam bir aday mı çıkartacak göstermelik yoksa İstanbul'da %8'lik oy almış 23 milletvekili seçimlerinde Mayıs'ta. O %8 oyu alacak ya da artırmayı hedefleyecek bir oyu cezbedecek bir aday mı koyacaklar? Ayın 20'sine kadar bunları söylemek için çok erken. Aynı şey diğer partiler için de. Yani Yeniden Refah için de aynı şey geçerli. Bugün adayımızı ilan edeceğiz diyorlar. Hatta basın açıklamasıyla ilan etmeleri de bence son karar sayılmaz. 20 Şubat'ta verilecek listeyle asıl biz adayların kim olduğunu, nasıl olduğunu tartışacağız, konuşacağız. Dolayısıyla Demirtaş hadisesi sadece İstanbul bağlamında değerlendirilecek bir hadise değil. Demirtaş'ın çekilmesi Kandil'den Kandil'in irtibatlı olduğu merkezlere varıncaya kadar İmamoğlu'nu destekleme istikametinde sonuç verebilecek bir planlama olabilir diyelim. Planlamadır diyerek de kesin bir şey söylemeyelim. Evet. Emre Cemil Ayvalı söz alacaksınız herhalde. Söyleyecekleriniz var konuyla. Evet. Bu Oral Hocam'ın dediğine ilişkin bir şey söyleyeceğim. Ben Resul vekilimle aynı noktadayım. Şimdi şöyle, ben siyasette her türlü ittifakın seçmen nezdinde eğer samimi olursa kabul görebileceği ihtimali olduğunu düşünüyorum. Yani tabii ki de mesela biz şu an niye DEM'i siyasi taziye tutuyoruz veya niye devamlı onu terörle bağdaştırıp olgun demokrasilerde böyle bir partinin varlığının rahatsız edici olduğunu söylüyoruz. Çünkü açıkça PKK ile arasındaki hiyerarşiyi ortaya koyuyor. Yani biz baba oğul gibiyiz, etle tırnak gibiyiz diyor.
Hatta bir vekilin işte dağda elinde kalaşnikoflarla fotoğrafları çıkıyor. Yani normalde biz siyaseti niye yapıyoruz? Yani silahlar konuşmasın, sözlü olarak yapalım bu işi diye yapıyoruz. Normalde silahları susturması gereken, varlığı bunun için olması gereken bir parti adeta PKK silahının önünde susturucu vazifesi görüyor. Şimdi hal böyle olunca ittifak veya işte yaptığınız herhangi bir demokratik birliktelik yani varoluş olarak daha baştan çöküyor. Şimdi DEM de bunu şımarıklığına fazlasıyla nasıl diyeyim size rutin haline getirmiş vaziyette. Mesela normalde özellikle %50+1 gibi bir hassas oy oranının yüksek bir çıtanın olduğu yerde mesela küçük partiler bile marjinal yanlarını bir kenara bırakır. Niye? Daha büyük bir kütleye eklemlenmiş olmanın sorumluluğuyla hareket ederler. Derler ki yani tamam belki ben %10'a hitap ediyorum. Hatta bu %10'a, %5'e, %4'e hitabımda sert söylemlerim iş görebilir. Ama diğer taraftan 50+1'e giden yolda başka yerleri rahatsız edebilirim. Bunu sorumluluğuyla hareket edeyim der mesela. Şimdi bakıyorsunuz DEM'de ise şu var. CHP bana muhtaç veya işte altılı masa bana muhtaç. O zaman ben buraya en maksimalist taleplerimi dayatayım. En marjinal yanlarımı masaya yatırayım. Bunlarda da benim tabanımı etkileyebilecek bir karizmatik liderlik de yok. Yani benim siyasal tabanımdan oy da çalamaz. Ben müstakil bir partiyim, ayrı bir prensliyim diye kendini görüyor. Ha o zaman diyor ki Libya meselesinde tezkereye hayır vereceksin. Terörle mücadelede tezkereye hayır vereceksin. CHP de aslında şunu yapsa, ya bak biz solda seninle yeni bir ittifak modeli oluşturabiliriz. Sen siyaseten bu silahların gölgesinden çık dese, ona bir demokratik tazyikte bulunsa en azından. Bak belediyelerine kayyum atanıyor ama arkadaş sen de belediyenin iş makinalarıyla gidip işte bir çukur kazıp oraya bomba yerleştirip askeri güzergaha yerleştirmelerine izin verme dese ya bunu sözlü söylese. Yani tamam senden gidip fiziki bir müdahalede bulunmanı bekleyen de yok. Bunu yapsa belki DEM de şunu diyecek. Yani evet sizin dediğiniz şu anlamda doğru. DEM'in demokratik siyasette olması için akreditasyon anlamında meşru bir zemine ihtiyacı var. Doğru. CHP üzerinden bunu sağlıyor ama bunu ne için kullanıyor? Şımarıklık için kullanıyor. Bu sefer diyor ki aa bak sen benim PKK ile ilişkimde bazı şeyleri görmezden geldiğin gibi devletin PKK ile olan mücadelesine de karşı koyacak bir merkez parti rolünü göreceksin diyor. Bu da ne yapıyor? Ya kurucu parti olduğunu iddia eden veya makul kesimlere hitap etme potansiyeli olan bir partiyi marjinalleştiriyor. Yani demokrasinin kalitesini de düşürüyor. Bırakın o ittifakın kalitesini veya o ittifakın meşru zeminini. Yani burada da Cumhuriyet Halk Partisi'nin bak kardeşim benden başka seni bu siyasete akredite edecek yok diyebilir. Bu iddiada bulunabilir. Sen bu silahların gölgesinden çık. Ya ben de seninle şöyle el ele verdiğimde aday tanıtım toplantılarında senin elini öyle bir güçlü kaldırabileyim ki bakın Selahattin Demirtaş bu toplumu aldattı 7 Haziran'da. Dedi ki PKK silah bırakacaktır gibi böyle bir söylemde bulundu. Ve ne oldu? Toplum ona %13 rey verdi. Doğru mu? Oradan aldı, buradan aldı. Sana bir kapı araladı. Peki sen bu şansı nasıl kullandın? Ve o dönem hatırlayın HDP'nin gri alanının %20 bandına çıktığını söylüyorlardı. Niye? Çünkü millet şunu diyordu ya en azından bunlar belki silahı bırakırlar da adam gibi siyaset yaparlar diye. Döndü PKK benim söylememle silah bırakacak değildir dedi. Sonra ilişki daha da sıkı fıkı hale geldi. Bugün DEM'de zirve yapmış vaziyette. Yani artık PKK'nın sözünü aynı fabrikadan çıkmış böyle tornadan çıkmış çocukların gençlerin iştiyakıyla savunan bir DEM yönetimi var. Bu da açıkçası bu ittifak siyasetini veya demokratik herhangi bir birlikteliği. Bugün ittifak olur, yarın koalisyon olur, yarın bambaşka bir şey olur. Bunu zedeliyor. Yani bu anlamda da ben özellikle DEM'e olan sert yaklaşımın biraz demokratik tazyik olarak görülmesini aksi takdirde CHP'ye bunu yapanın Türk siyasetine akredite olmak adına çok fazla zarar vereceği kanaatini taşıyorum. Biraz da Resul Hocam'a katkı olsun diye söylüyorum. Evet. Eklemek istedikleriniz var mı Pınar Hanım? Yani ben Selahattin Demirtaş'ın daha sonra gerçekten %13 gibi bir oy inanılmaz yani
parlamentoya, meşru siyaset zemininde her ne söylemek istiyorsanız toplum size icazet verdi ve dedi ki aynen sevgili Emre Cemil Ayvalı'nın dediği gibi, yani yeter ki silahla aranıza mesafe koyun, gelin ne söylüyorsanız parlamentoya, siyasetin meşru kanallarına gelin dedi. Ama yani sonra Çukur Hendek olaylarında yani inanılmaz bir açıklama, nasıl olur da özellik konusu konuşulmalıdır. Yani Selahattin Demirtaş, bilmiyorum yani o an hangi psikolojiyle, hangi etkiyle, nasıl böyle bir söylemde bulundu? Bu ülke yani bin yıllık devlet geleneği olan imparatorluktan birçok medeniyet beşiklik yapmış, devlet kurmuş. Yani kalkıp çukurları kazımış teröristler gelecek ve bu ülkenin ordusu, askeri, silahı hiçbir şey yeterli olmayacak. Oturacak devlet özellik konusunu onlar Hendek'te, çukurlarda binlerce Kürt gencini piyon olarak şey olarak kullanacaklar ve bu bir akıl tutulması. Aslında Emre Bey'in söylediği üzere bu dem ki hem sizin az önce söylediğiniz fotoğraflarda o görüntüleri vermekten çekinmiyor. Çekinmiyor. Kalaşnikov ve silahlarla, ama o Hendek çukurlarında kazılan tuzaklarla da alakalı bir açıklama yapma gereği de duymuyorlar. Duymuyor. Bu ne yaman bir çelişkidir yani. Yani o zaman Selahattin Demirtaş'ın açıklaması merdivende bir açıklamaydı. Hatta hiç gözümün önünde de gitmiyor. Özerklik, özerk yönetim konusu elbette konuşulmalıdır, değerlendirilmelidir. Tam belki cümleyi tam hatırlayamayabilirim. Oral Hocam siz hatırlıyor musunuz ama yani bu binlerce kandırılmış ve her biri belki üniversite öğrencisiydi. O kadar gencisiz. Evet. Evlerin altına kazdıkları o çukurlara doldurmuşsunuz. Türkiye Cumhuriyeti'nin askerini, polisini sokaklara sokmuyorsunuz. Buralarda özerklik ilan ettik diyorsunuz. Bu da konuşulmalıdır diyorsunuz. Yani bu toplum size daha ne kadar kredi açabilir ki? Yani o kredi ne sandılar? Nasıl bu kadar berheva edildi? Evet. Hangi saikle? Bence ya buralar benim halen aklımın almadığı, bu akıl tutulması nasıl oldu? Nasıl bu kadar bu noktaya gözü dönmüşlüğe gelebildi? Yani ben o zaman hiç unutmuyorum. Herhalde Kemal Burkay diyeceğim ama yok, o da olmayabilir, ama Avrupa'da olan bir işte bu Kürt meselesinde etkin olan isimlerden biri röportajda ya dedi, yani Türkiye Cumhuriyeti devletinin yani Kürt siyasetinin, ne dedi tam belki hatırlarsın, Kemal değil. Bir şey de söylemek istiyorum. Yaşar de zan altında da kal. Y ile başlayan bir isimdi. Tamam, siz söyleyin. Ben şimdi birazdan bakarım. Tamam. Yani şey dediler, onların yayın organlarında bir mülakattı o. PKK'ya yakın yayın organlarında. Ne düşünüyorsunuz? Yani dedi, Türkiye Cumhuriyeti ordusu siz özellik diyeceksiniz de oturup izleyecek mi yani? Ya bu tabii ki bir başarısızlıkla sonuçlanacak ve oradaki o bütün gençler hayatlarını kaybedecekler ki o zaman hatırlarsınız yani asker, polis ne kadar ateş etmemek, onları oradan sağ çıkarmak, teslim olun çağrıları, yani o dönem çok inanılmaz bir başka dönemdi bence Türkiye, ülkemiz açısından çok büyük bir şey atlattık ve burada en önemlisi o toplumda Yaşar Özel mi? Yaşar Kaya. Yaşar Kaya. Yaşar Kaya mı? Kaya olması lazım. Hayır, Yaşar Kaya söyledi. Tamam, Yaşar. Evet. Evet, tamam. Yaşar Kaya söyledi. Doğru. Y ile başladığını biliyordum. Yani şöyle, akli selim olan 70'li yılların sizin o dönemlerinizin, hani Kürt meselesi, Kürt sorunu, Kürtçe özgürlük çağrısı içinde, arayışı içinde olan Kürt aydınlarının tamamı bunun bir akıl tutulması ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni bu kadar mı ciddiye almamazlık, bu nasıl bir çılgınlık dedikleri noktada Selahattin Demirtaş'ın
ve alnındaki terleri silerek o açıklaması bence biraz daha irdelenmesi gereken bir şey. Ben sözü devam edebilir miyim? Tabii ki. Şimdi bu hendek ve barikat olayları aslında PKK'nın HDP'ye bir darbesiydi. Orada o bildirileri okuyanlar, her yerde bildiri okudular ya, öz yönetim bildirileri. Öz yönetim ve, pardon, öz yönetim, ben hep özellik diyorum öz da. Öz yönetim bildirileri. Öz yönetim ciddi alınmalıdır. %90 ve %80 oy aldıkları belediyelerde yaptılar bunları da üstelik. Ve bu HDP'ye bir, çünkü HDP %13.7 oy aldı. PKK bu oyun bu kadar yüksek olmasından hoşlanmadı. Yani kendi iradesi dışında barışçı bir çözüme doğru gidiyor fikri korkusu üzerine %90'ın üzerinde oy aldığı yerlerde öz yönetim ilan ediyorum. Buralarda devlet yoktur, ben varım diye bir, yani sonu belli olmayan, sonu büyük bir felaketle sonuçlanacak bir şeye girişti. Bir kere peki sonra ne oldu? Yani bu kadar insan canını ve Kürtler şunu yaptılar. Destek vermediler. Şehirleri terk ettiler. Evet. Mesela buyurun hocam, ben kesmeyeyim. Yani Anadolu'ya şanslı. Kürtler destek vermediler ve şehirleri terk ettiler. Evet. Sen de hatırlıyorsun bunu. Yani sonuçta Kürtlerin büyük çoğunluğu, bunların içinde çok tanıdığımız insanlar da var, PKK'nın HDP'ye yaptığı ve devlete yaptığı, hem HDP hem devlete yaptı bu oyunu ve karşılık görmedi. Kürtler bıraktılar yalnız haline geldi. Peki sonra ne oldu? Tabii PKK ortalığı yaktı, yıktı ve HDP de bundan büyük zarar gördü. Evet. Çünkü şöyle oldu. Başlangıçta hatırlarsanız Figen Yüksekdağ, ondan sonra Selahattin Demirtaş aleyhte o açıklamalar yaptılar. Selahattin Demirtaş gitti Diyarbakır'da, sur içinde, oradaki silahlı PKK'lılara dedi ki bırakın silahı, biz size güvenliğinizi koruyacağız. Yapmayın, hepimizi üstesinden gelemeyeceğiniz bir işe sürüklüyorsun. Birinci round buydu. Fakat bastırınca PKK sonunda bu bir kahramanlıktır, bu bir özgürlük savaşıdır denen dile döndüler. Dile döndüler ve o mesele büyük bir dram olarak şeyin önünde duruyor. Buradan çıkarılacak ders neydi? Bir Kürtler öyle aşırı bir şiddete giriştiği zaman PKK'ya da kafa tutabilecek bir potansiyele sahipler. Orada önemli bir mesele vardı orada. AK Parti'nin halen bu kadar güçlü bir Kürt seçmen nezdindeki desteğinin altında aslında işte. Yani o öyle bir, o %90 aldığı yerler vardı. %90. Peki oralarda bu öz yönetimleri ilan ettiler. Şehirleri terk etti Kürtler. Bunların içinde mesela falan da vardı. Tahir Elçin'in abileri falan da vardı. O zaman terk etme şeyine gelmiş. Hmm. Şimdi peki sonra ne oldu? Sonra şu oldu. HDP toparlandı. Yeniden %10 oyla, %3 oy geri çekildi ama %10 bütün bu hengameye rağmen HDP'ye oy verdi. Bütün bu hengameye rağmen, bu karşı çıkışa, Kürtlerin terk etmesine rağmen %10 oy aslında bir mesele olduğunu gösteriyor. Yani mesele yok diyoruz ya biz. Bir mesele yok dediğimiz zaman bunu izah edemiyorum. Hı. Bir mesele var. Resul Bey'e mi söylüyorsunuz? Evet. Yani bir Resul mesele Bey duydunuz var. Mu? Bu meseleyi Resul Bey şöyle sınırlı görüyor. Dille sınırlı görüyor. Ben daha artık telaffuz etmek istemiyorsunuz. O yüzden mesele olarak. Yok, telaffuz edemiyorum. Kürt meselesi. Yani ben şimdi bu konuda 70 senedir hakkında 70 bin tane dava açılmış bu konuda insanlardan biriyim ben. Onun mutlaka için, tabii. Kürt meselesi lafından beni kimse geri döndüremez. O mesele olduğuna inandığım sürece. Evet, evet. Yani şimdi geldiğimiz nokta, yine diyoruz ki işte PKK ile ilişkisini kessin. Kesecek gücü var mı? Kesebilir mi? Kesenler bir süre sonra siyaseten yok oluyor. Örgütsel olarak kesmeye karar vermiş olan bir şey de şimdiye kadar çıkmadı. Bu da yani kendiliğinden oluştu. Yani bu ben DEM Parti denen şeyin, sürecin 30-40 senesine baktığımız zaman kendiliğinden oluşan bir birikim olduğu kanaatindeyim. Hatırlarsınız, bunu çok söylüyorum ama yine tekrar edeceğim.
Abdullah Baştürk vardı kurucuların arasında ilk. Neydi partinin adı şimdi unuttum. Ben hemen unutup bulayım. Böyle bakıştık. Buyurun devam edin siz. Yani Abdullah Baştürk vardı, Cüneyt. Kendim böyle Cüneyt, mahkemelerde başlıyorsunuz. Katip. Daha bir sürü yani Türk olan, Türk parlamenter olan, Türk kökenli, Kürt olmayan daha doğrusu bir sürü parlamenter birlikte kurdular. Abdullah? İlk partiyi DEP. Abdullah Baştürk. Baştürk tamam. DİSK başkanı. Daha şimdi isimler aklıma gelmiyor ama çoksa ben de ilk toplantılarına katılmıştım onların. Şimdi o günden bugüne o günküler daha merkeze, daha ırımlı meseleye yaklaşırken bugün daha sert yaklaşan bir yere geldi Kürt hareketi. Hem siyasi bakımdan. Bunun hesabını yapmak lazım. Nerede, nasıl davranmak gerektiğine, biz bir eksiğimiz var mı, hatamız var mı? Biz burada bir yanlış yapıyor muyuz? Sorusunu kendimize sormalıyız. Yani şey kolay, dil meselesini çözsek bir iş bitecek diye bakıyor mesela. Şimdi Resul arkadaşım da öyle söylüyor. Yok ben belki öyle öyle bakıyorsunuz ya, hatırlattım. Ha, tamam. Mesela. Çünkü ben size sorduğumda bana Kürt meselesinde iki konu söyleyin dedim. Özellikle dil meselesi dediniz. Özellikle Batı'nın da meselesidir eğer meseleyse. Evet. Size göre, bana göre ana dil meselesi de tartışılabilecek. Evet. Tartışılabilecek. Değerli konuklarım, bir dakikamız kaldı. Toparlayalım mı Resul Bey? Evet tabii ki. Şimdi Oral Bey'in son konuşmaları aslında meselenin Kürt meselesi olmadığı ve terör meselesi olduğunu gayet güzel açıkladı. Çünkü AK Parti hükümeti bu ülkenin sorunlarını çözebilmek için yapılması gereken, atılması gereken adımları başından beri. Kıbrıs meselesinde mesela Annan planına herkes karşı çıktı ama Annan planına Türk tarafı evet diyerek Batı'nın bütün argümanlarını yerle bir etti. Ellerinde bir savunacakları şey kalmadı. Türkiye çözümden yana ama Avrupa çözümden yana, Kıbrıs çözümden yana olmadığı ortaya çıktı. Bu meselesi de, Kürt meselesi denilen meselede de 2005'te Başkan Erdoğan çıktı Diyarbakır'da, Kürt meselesi benim meselemdir dedi. Ve Kürtlerin mahrum bırakıldıkları bütün hakları kendilerine iade edildi. 2013'e gelindiğinde özür de dilerim dedi. Çözüm süreciyle, evet çözüm süreciyle 2013'e gelindiğinde çözüm süreciyle de ya biz işte barışçı yollarla çözmek istiyoruz, demokratik yollar imkan sunulmuyor bize dendi. Çözüm sürecinde de AK Parti hükümeti karşı tarafa bir imkan tanıdı. Bir fırsat verdi ancak biraz önce Oral Bey'in ifade ettiği gibi çözüm süreci devam ederken terör olaylarının tarihinde rastlanmamış bir şekilde arttığını ve özel yönetimler ilan edildiğini, işte çukur hendek çatışmalarının çıktığını hatırlıyoruz. Dolayısıyla bu hükümet yani hem bu meseleyi çözmede hem diğer meseleleri çözmede atılması gereken adımları cesur bir şekilde attı. Bazılarının yanlış anlaması ihtimaline rağmen risk alarak attı. Ama PKK ve onun uzantısı olan şu andaki DEM Parti bu meselenin çözümünden ziyade maalesef bölgede özel bir yönetim yahut da kendilerine ait bir devlet kurulmadıkça, ki daha yazın bunları gayet açık net bir şekilde kendileri itiraf ettiler. Evet. Hatta Özgür Özel'in elini öptüğü o sanatçı ne dedi? Evet. Kürt'ün devleti olmazsa müziği de olmaz vesaire de. Şimdi mesele Türkiye bu konuda gereken fırsatı tanımıştır. Ancak ortaya çıkmıştır ki karşı taraf meseleyi çözmekten yana değil. Evet. Avrupa'daki, Batı'daki kendilerine talimat verenlerin talimatlarını uygulamaktan öteye bağımsız bir karar alamıyorlar. Evet. Dolayısıyla bu noktada ben Oral Bey'e kesinlikle katılmıyorum. Devlet ve özellikle AK Parti yönetimi bu ülkenin en önemli sorunlarını çözmede atılması gereken tüm adımları atmıştır. Karşı taraftan aynı adımı görmeyince de işte Kıbrıs'ta bağımsızlığını ilan etti. Türkiye'de de madem müzakere bilmiyorsunuz sizinle mücadele yapılır dendi. Türkiye'de terör kalmadı. Şimdi
sınırlarımızın ötesinde de o terör örgütüyle mücadele eden güçlü bir devletimiz var. Evet, çok teşekkürler. Virgül koyuyoruz, noktalıyoruz ama haftaya konuşacağız zaten. Çok bir cümle söyleyeyim mi? Bir cümle alayım ama gerçekten yani sonrasında programımız var çünkü. Diye, 5 Ağustos günü Diyarbakır'a giden uçakta 3 gazeteci vardık. Ali Bayramoğlu, Taha Akyol, evet. Ben ve Sayın, o bütün hükümet bakanlar kurulu oradaydı. Hı-hı. Bütün uçak boyunca tartıştık bütün bunları. Evet. Onu da haftaya bir konuşalım. Tamam, hatırlatın mutlaka, haftaya evet, konuşalım. Evet. İnşallah ben de geleceğim Oral tamam, Bey. Tamam inşallah. Siyasetçi i̇nşallah. Yazar i̇nşallah. Sayın Resul Tosun tekrar geçmiş olsun, ağzınıza sağlık. Haftaya inşallah iyileşeceksiniz. Bekliyoruz masamıza. İnşallah. Gazeteci yazar Sayın Oral Çalışlar, siyasetçi yazar Sayın Resul Tosun, AK Parti MKYK üyesi Sayın Emre Cemil Ayvalı, hukukçu Sayın Pınar Hacı Bektaşoğlu. Çok teşekkürler. Ayağınıza, yüreğinize, ağzınıza sağlık. Evet, bugün de Haber Arena'yı noktalıyoruz değerli izleyiciler. Bizden sonra yeni programımız başlıyor, Analiz Merkezi. Ekranlarınızdan ayrılmayın. Yayında ve yapımda emeği geçen tüm arkadaşlarım adına iyi bir gece geçirmeniz dileğiyle. Hoşçakalın.